Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın sabahtan, iyi haftalar. Bu bölümde gündemi aktaracağız. Gelişmeleri sizlere ileteceğiz. Ekonomiye geniş bir pencere açacağız. Ekonomi demişken bu hafta yarın artık 1 Ekim meclis açılmadan önce de meclisten sonra ekonomi gündemi ağırlıklı olarak ele alınacak. İşte icraya düşen borçların silinmesinden, KYK'da öğrencilere dönük borçların faizinin silinmesine kadar, sosyal konut projesine kadar, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına kadar bir dizi gelişme, yasal düzenleme meclis gündemine gelecek. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıklayacak. 81 ilde yapılacak konutlarla 240 ay vadede ve asgari ücretlinin de alabileceği konutlar gündeme gelecek. Aynı zamanda arazi satışı da olacak ki altyapılı isteyen istediği konut kendi de yapabilecek. Bu açıklamaları da yarın itibariyle göreceğiz. Siyasette İzmir'de 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun, zaferin tam olarak ilan edilmesinin 100. yılı nedeniyle kutlamalar vardı. Tarkan'ın verdiği konser dünya rekorlar listesine girdi. İlk 5 konser arasında yer aldı. Coşkuyla kutlandı zafer, ancak tartışmaları da beraberinde geldi. Aynı zamanda Bursa'da MHP lideri Devlet Bahçeli düzenlenen büyük mitingde verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdiği yanıtlar vardı. Hem Millet İttifakı'na hem adaylık tartışmalarına dönük yine yorumlar, açıklamalar, mesajlar geldi. Siyasette bir yandan adaylık tartışması, bir yandan İzmir'in kurtuluşu, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tunç Soyer'in açıklamaları sonrası başlayan tartışma bir gündem oluşturuyor. Hepsine bakacağız, değerlendireceğiz, tek tek sizlere aktaracağız ve bugün eğitim öğretim yılı başlıyor, okullar açılıyor, öğrenciler sınıfları dolduruyor. 19 milyonu aşkın öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen bugün okullarıyla tam anlamıyla buluştu. Peki ilk gün neler yaşanıyor? Hepsini aktaracağız. Önce günün bir özetini yapalım, ardından tek tek devam edelim ayrıntılarla. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktı. Piyade uzman çavuş Harun Yıldırım ve Savaş Borlu olay yerinde şehit oldu. Yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı, ancak piyade kıdemli çavuş Gökhan Ağıl ve Fatih Kalkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Yaralı 2 askerin ise tedavisi devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine büyük başsağlığı ve sabır, büyük sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Dün yine şehit acısı yaşadı tüm Türkiye. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yunan sahil güvenlik unsurları Bozcaada açıklarında seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtı. 3'ü Türk vatandaşı, 18 mürettebatı olan geminin yetkilisi yaşananları Habertürk yayınında anlattı. Durmaya zorladılar. Bizi durmadık. Konumumuzu da teyit ettik. Yunan bölgesinde olmadığımızı, Türk karasularında olduğumuzu ya da Türk karasularına daha yakın olduğumuzu da teyit ettik. Olayla ilgili Çanakkale nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da soruşturma başlattı. Mürettebatında ifadeleri alındı. Diplomatik kaynaklar olayın Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunarak protesto edildiğini aktardı. Olayın araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi. Taciz ateşi açılan gemiyle ilgili de ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Anatolian isimli geminin eski adı Mavi Marmara'ydı. Bu gemi Mavi Marmara daha sonra yük gemisine dönüştürülmüş. Mavi Marmara gemisi 2010 yılında Gazze şeridinde insani yardım götürürken İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı. Daha önce de Somali'de yine kaçırılma olayı yaşamıştı. Arka arkaya geminin yaşadıkları, son olarak da Rora gemisine Yunanistan'ın taciz ateşi geldi. İşte o gemi Mavi Marmara'mış. Daha sonra Rora gemisine dönüştürülmüş. Biz Yunan karasularında değil, Türk karasularına daha yakındık. Türkiye'nin de açıklaması var. Uluslararası karasularında bu gemi taciz edildi diye. Tartışmaları da devam ediyor. Mürettebat'tan gelen açıklama da böyle. Meteoroloji Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bursa için sarı kod verildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu belirten CHP lideri, beka sorununu birlikte aşmak, kucaklaşmak zorundayız dedi. CHP lideri hükümeti ekonomi üzerinden eleştirdi. Paramız pula dönüştü, şu anda Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir sent yok dedi. Kılıçdaroğlu gençlere de seslendi. Sakın karamsarlığa kapılmayın. Bunlar asla gitmez algısı yaratmaya çalışıyorlar. Gider efendim. İnşallah hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz ifadelerini kullandı. MHP aday belli kararı net mitinglerine Bursa'yla devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha adayımız belli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret etti. Hedefinde ise altılı masa vardı. Altılı masa kendi adayını belirleyemez. Biden'dan onay almadan adayımız bu diyemezler. Son günlerdeki sancılı gelişmelerden sonra zillet paramparçadır. Çatısı da alev almıştır. Altılı masa çatlamıştır. Kılıçdaroğlu inadına beraber olacağız demek zorunda olmuştur. Bil ki beraberlik zorunlulukla değil inançla olur dedi. Bahçeli Ege'de tacizlerini sürdüren Yunanistan'a da sert sözlerle yüklendi. Yunanistan damarımıza basmaktan vazgeçmeli. Üzerinde haksız hukuksuz oturduğu adalar helalimizdir. Denize dökülmek istiyorlarsa da dökeriz dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Ölümüyle İngiltere'yi yasa boğan Kraliçe Elizabeth'in naaşı Balmoral'dan Edinburgh'a taşındı. Kortej Edinburgh'da binlerce kişi tarafından karşılandı. Kraliçenin cenazesi yarın uçakla Londra'ya götürülecek. Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül pazartesi günü yapılacak. O gün İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe onuruna da resmi tatil olacak. Ayrıntılar, günün özeti içeride dışarıda böyle. Şimdi tek tek gelişmelere bakalım. Bugün okullar açılıyor dedik. Yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. Onlar için ilk ders dili çaldı, çalıyor. Ayrıntılar, ilk gün heyecanı, neler yaşanıyor. Ankara'da Oğuzhan Obuz Muammer Şahin Ortaokulu'nda. Bize oradan öğrencilerin heyecanını, gelişmeleri aktaracak. Ankara biraz daha şanslı. Hava çok soğuk da değil galiba. Öğrencileri de bahçede görüyoruz. Ders dili Ankara'da nasıl çaldı Oğuzcan Obuz? Okulun kapıları açıldı ve öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ilk günü için heyecanlı bir şekilde geldi. Aslında sabah saatlerinde uykulardı. Fakat okula gelen öğrencileri müzikle karşıladılar ve böylece de hem sosyalleşmeleri hem de sabah mahmurluğunu atmaları için de güzel bir etkinlik yapıldı. Şu andaysa öğrenciler sıraya geçti. İlk ders dili için şu anda sıradalar ve birazdan da ilk ders dilinin çalmasıyla birlikte dersler eğlenceli bir şekilde başlayacak. Zira burada birçok etkinlik yapılacak okulun ilk günü kapsamında. Neler yapılacak? Burada çocukları şu anda patlamış mısır ve pamuk şeker arabaları karşıladı. Şu anda onlar hazırlanıyor ve burada okunacak ilk eğitim öğretim yılının İstiklal Marşı'nın ardından da çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtılacak. Ardından saatler 9.30 gösterdiğinde ise davul ve zurna okula gelecek. Burada Ankara havası eşliğinde, oyun havaları eşliğinde çocuklar yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Tabii ki tatil dönüşü ilk ders günü, o sebeple biraz daha öğrencilerde uyku vardı, uyku sorunu vardı. Fakat burada bu etkinliklerle hem bu uyku sorunun üzerinden geliniyor hem de eğlenceli etkinliklerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının eğlenceli bir şekilde başlaması hedefleniyor. Kendinden ağır sırt çantalarıyla birlikte burada sıraya geçtiler. Şu anda da okulun müdürü Muammer Şahin Ortaokulu müdürü okulun ilk eğitim öğretim yılının açılışını yaptığı alkışlarla birlikte burada açılış gerçekleştirilmiş oldu. Burada çocukların coşkusunu da size sunuyoruz. Burada coşkulu bir şekilde başlayan eğitim öğretim yılıyla birlikte eğlenceli etkinliklerle çocuklar başlayacak. Aslında okullar geçtiğimiz hafta başlamıştı. Eğitim uyum haftası kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf olmak üzere uyum eğitimleri gerçekleştirildi. Fakat onların abileri ve ablaları bugün itibarıyla yeni daha eğitim öğretim yılına başlamış olacak. Burada çeşitli etkinliklerle kutlanacak dedik. Buradaki ilk ders dilinin çalmasıyla birlikte sıraların üzerinde hazır olan ders kitaplarıyla birlikte, ders dilinin çalmasıyla birlikte eğitim öğretim yılı resmen başlamış olacak. Teşekkür ederiz Oğuzcan Obuz. Sen de aktarırken dedin kendilerinde ağır çantaları, hepsinin sırtında çantaları hazırlar. Ders dili çalacak ve bu yıl
Yani 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başlamış oluyor. Çocuklar sabah mamurluğunu da çeşitli etkinliklerle ve onları karşılayan sürprizlerle atmaya çalışıyorlar. Peki İstanbul'a dönelim. Okullar açılınca İstanbullular der ki trafik artacak. Gerçekten öyle mi oluyor? Kübra Demir bize aktaracak İstanbul'da trafiğin, yolların durumunu. Kübra? Ebru Baki, tam da beklenildiği gibi oldu. İstanbul'da bugün trafik geçen haftalara göre bir hayli fazlaydı. Şu anda Hasan Dönmez'le birlikte Haliç'ten bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bakın manzaraya baktığımızda neredeyse Topkapı'ya kadar bir görüş mesafemiz var ve bulunduğumuz noktaya kadar araçlar adım adım ilerlemek zorundalar. Hem bir taraftan servis araçları trafiğe çıktılar. Bir kısım aileler de çocuklarını kendi özel araçlarıyla okula bırakıyorlar ama bir de bunun üzerine meteorolojinin yayınladığı yağış uyarısı İstanbul'da yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayınca İstanbul'da trafik yoğunluğu %60'a kadar çıktı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre geçen 3 haftada 8-15 civarında, yani saatler 8 ve 9 arasındaki trafik yoğunluğu %52 dolaylarındayken bugün %60'ı geçti. Şu dakikalarda ise trafik biraz azaldı. Yoğunluk düştü. Yoğunluk %53'e kadar geriledi ama halen sürücüler adım adım trafikte ilerlemek zorundalar. Trafik yoğunluğunu Hasan Dönmez gösterirken ben de bir taraftan İstanbul'un genel durumunu sizlere aktarayım dilerseniz. Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor. Küçükçekmece'den sonra Yenibosna'ya kadar sürücüler rahat nefes alsalar, vitesi biraz arttırsalar dahi Yenibosna'da bir trafik kazası var. İşte o kaza trafiği yavaşlatmış durumda. Nereye kadar o trafiğin etkisi devam ediyor? Hem yoğunluk hem de kaza ile birlikte Mecidiyeköy'e, Zincirlikuyu'ya kadar Ankara istikametinde o yoğunluk devam ediyor. TEM'e bakacak olursak ise TEM'de ise Avcılar gişelerden Mahmutbey gişelere kadar yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yaklaştığımızda Gazi Osman Paşa civarında bir yoğunluk başlıyor. O da köprü girişine kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bu sizlere göstermiş olduğumuz yoğunluk köprü girişine kadar aralıksız devam ediyor. Sadece TEM'de ve E5'te değil, Basın Ekspres yolunda ve O3'te TEM E5 bağlantı yollarında da yine bu benzer yoğunlukları görmek mümkün. Anadolu yakasına bakacak olursak Anadolu yakası şu dakikalarda Avrupa yakasına nazaran daha yoğun. TEM'de Kartal Maltepe'den başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Köprü katılımları oldukça yoğun. TEM'de ise yine benzer bir manzara var. Ataşehir'de bir yoğunluk başlıyor. O da köprü girişine kadar devam ediyor. İstanbullular bugün güneş serin bir havayla uyandılar. Bir taraftan da aralıklarla yağmur etkisini gösteriyor. Yağmur olduğu için de içinde sürücüler zaman zaman hız kesmek zorundalar ki hem araç arızaları hem de trafik kazaları yine Avrupa yakasında etkisini gösteriyor. Yoğunluk art dedik, tabii ekiplerin de bu yoğunluğun daha ilerlememesi ve sürücülerin zorlanmaması için aldığı önlemler var. Hem servis araçları polis ekipleri tarafından denetleniyor hem de jandarma ve zabıta ekipleri de anlık olaylara, kazalara müdahale etmek için gün boyu trafikteler ve tabii ki de İstanbulluların toplu taşımayı tercih etmesi için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı saat 2'ye kadar ücretsiz hale getirdi ama beklenen oldu ne yazık ki. İstanbul deyince Ankara'daki neşeyi az önce Oğuzcan sizlere aktardı. Öğrenciler mutlulardı, bir sorun yoktu ama İstanbul'da bugün öğrenciler okula yetişirken biraz daha zorlandılar. Çünkü geçtiğimiz 3 haftaya nazaran trafik pik yaptı ve %60'ı geçti ama şu dakikalarda biraz daha sakinlemiş durumda Ebru Baki. Kübra Demir, çok teşekkür ediyorum. Okullar açıldı. İstanbul'da trafik durumu herkesin merakıydı. Ayrıntıları da Kübra Demir'den aldık. Hem çocukları okula yolladık, ilk ders zilini çaldırdık. Hem de trafiğin durumuna baktık. Hem de gündemi sizlere bir özetledik. Bugün ve bu hafta neler konuşacağız? Ekonomi cephesinde hangi gelişmeleri aktaracağız? Geçelim ekonomideki gelişmelere ve ekonomiyi açacağımız pencerenin detaylarına. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Tüm ayrıntıları ekonomi cephesinde birlikte konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar. Şimdi okul alışveriş, okullar açıldı, biz de okul alışverişiyle başlayalım. Öncesinde çok konuştuğumuz bir durum. Çünkü bütün veliler diyor ki fiyatlar neredeyse geçen yılın 2-3 katı artmış durumda.
katlanmış fiyatlar. Çantayı, çocuğun çantasını doldurmak, malzemelerini almak çok kolay değil. Mesela en pahalı ürünlerden bir tanesi kalemi, defteri, çantayı, suluğu geçtik. Kağıtlar, A4 kağıdı isteniyor, evet, okullardan. Dolayısıyla malzeme listesinde o var. İnanılmaz pahalı ve çok tüketiliyor. Bu A4 kağıdı konusunda acaba okullar, öğretmenler de çok kullanıyor çünkü bunu çocuklarla çalışırken. Yani maliyetler böyle sıralanıyor. Okul çantasını doldurmak, işte formasını, ayakkabısını, çorabını, araç gerecini almak çok da kolay olmuyor. Evet. Veliler için olmadı daha doğrusu. Olmadı. Şimdi bütün bir yıl böyle harcamalarla başlıyoruz. Yani öncelikle hani bütün çocukların hani yeni öğretim yılı hayırlı olsun. Hayırlı kazası olsun. Belası hepsi iyi, aynen, bir yıl geçirsinler. Amin. En çok sevindirici taraf aslında tabii biraz şey, geçen yıl, önceki yıl işte Covid'le boğuştuk biliyorsun. Şimdi şey, Ankara'daki görüntülere baktığımda bir iki çocuğun ağzında maske vardı mesela. Maske var. Hala temkinli aileler var tabii ki. Ama hani inşallah bir daha o maskeleri takacak bir duruma gelmeyiz. Yani tekrar bir hani bu şeyle uğraşmayız. Evde kronik hastalığı olanlar daha dikkatli muhtemelen davranmaya muhtemelen çalışıyorlar. Çocuk bulaştırmasın muhtemelen diye. Muhtemelen. Evet, evet, onun içindir. Ama diğer taraftan tabii hafta sonu inanılmaz bir yoğunluk vardı kırtasiyelerde ve marketlerin kırtasiye bölümlerinde. Ben hani şunu fark ettim. Bazı ürünler hani 1-2 diyoruz ama 4-5 kat artan ürünler de var. Sadece şey de değil bu arada, yani defter vesaireden geçtim, bu yardımcı kitaplar vesaire de inanılmaz pahalı hale gelmiş. Yani bir kitap, ortalama bir test kitabı mesela 150 lira olmuş. 150 lira 100 lira arası kitaplar. Yani 10 kitap alsanız 1500 lira para veriyorsunuz. Sadece 10 tane kitap alırsanız ki... İşte kitap aldırmayayım, fotokopi çektireyim dersen de kağıt masrafı çıkıyor. Aşağı yukarı aynı yere geliyor. Ben öyle söyleyeyim sana. Çünkü o kağıt çok pahalı. Ben açıkçası özel sınava hazırlayacak olan çocuklar için bu sene işte yani ortalama bir çocuk ek kitaplarla en az 10 tane kitap koyuyor çantasına. Yani çalışmak için. Bunlara da baktığımda yani 4-5 bin liralar mertebesinde bir harcamaya, yani üst baş vesaire de içine biraz katarsan buralara geliyor bir çocuk için. Yani şey, dolayısıyla aslında hani yani dar gelirli ve orta altı gelirli aileler açısından çok yüksek bir maliyet bu. Evet, yani sıksan, en ucuzunu alsan, en hani asgarisini alsan bile binleri aşıyor diyorlar. Tabii tabii öyle, ama hani o sadece kırtasiye kısmı. İşin kitap ve giyime geldiği nokta itibariyle tabii, iş bambaşka bir yere geliyor. Bambaşka bir noktaya geliyor. Bunun da spor ayakkabısı var, botu tabii, var, tabii, montu tabii, var. Tabii, tabii. Büyüyor yani, çocuklar, ihtiyaçları var. Herkes en makulünü almaya çalışıyor. Ama makul bir şey kaldı mı emin değilim. Çünkü şundan, yani ben kıyafet tarafına da baktığım zaman hani orada da yani bir çift bir şey alacak haliniz yok çocuğa. Bir iki tane çift almanız gerekiyor. Yani en aşağısı 150, 200, peki, 300 liraya geliyor. İşte ne bileyim, paltosuz bu, palto hariç. Zaten paltoları görenler şaşırıyor. Yani 600-700'den başlayan ufacık çocuklar için olan paltolar 700 lira falan, 600 lira falan yani. Hani 200-300 liraya bir şey kalmış değil. Tabii bu şunu gösteriyor. Geçen seneden bu yana hani 1,5 kat ortalama. De biz kış, bize kış birden, iklim değişikliği oluyor mu? Birden evet geliyor. Hiç arada sonbahar yaşamıyoruz. Ya ben bazı şeylerde 3 kattan fazla artış gördüm. Ya onu söyleyeyim. Yani hani 1,5 kat falan diyoruz ama yok, yani 3 kata varan artışlar var. Artışlar var. Yani kendi fotoğraflarımdan da baktığımda görüyorum bunu. Kendi harcamana da bakıyorum, oradan çıkarıyorum onu açıkçası. Ben de arkadaşlarımın serzenişlerinden anlıyorum. Evet. Biraz maliyetli bir başlangıç oluyor. Evet. Özgün Karşı Çetinler hafta sonu Tahtakale'deymiş. Hani bir yoğunluk var tabii, okul öncesi son artık hazırlıklar tamamlanacak. Veliler diyor ki çocukları diyor, hani istedikleri ürünler var diyor, ikna ediyoruz diyor, şunu alalım bunu alalım diye diyor. Evet. Bir de ikna süreci yaşıyorlar. Tabii tabii. Yani, yani çocuğun istedikleri farklı ama kimse hani, ikna oluyorlar Allah'tan. Ama elinden geleni yapmaya çalışıyor ama herkesin de bütçesi var yani nihayetinde. Yani çocukların da istediği şeyler var, onlara doğru yönleniyorlar. Bir de o süreci idare ediyorsun. Zor iş yani, kolay çok değil. Zor, çok zor. Bir yandan da şimdi okullar başlayınca bir servis ücreti tartışmasının devam edeceğini anlıyoruz biz. Çok. Öncesinde de zaten %30'luk Ankara, İstanbul'da artışlar geldi. Servisçilere yetmedi. Veliler pahalı buldu. Korsan servisler devreye girdi. Ya da bu tarifeye uymayan servisler var diye açıklamalar yapılıyor. Tabii herkes yani servis işletenlere, servis yapanlara sorsanız onlar haklı. Maliyetleri evet yüksek. Velilere sorsanız onlar çok haklı. Hele tabii birden fazla çocuğunuz varsa iş daha da zor. Tabii. Şimdi sen bir grafik yaptın. Ya, İstersen bu grafikten... Biz aslında geçen haftadan beri konuştuğumuz bir konu vardı. Hatırlarsan hep şey diyorduk Ebru. Yani diyordum ki yani bir şekilde en azından yani okul servisi sayısı belli. Bu okul servislerinin kullandığı akaryakıt tutarı da belli. Bu akaryakıt karşılığında yani plakalarına bağlı olmakla birlikte bir ÖTV indirimi yapılabilir diye. Yani Eşel Mobil sistemindeki gibi daha önce nasıl vergiden feragat edilip benzin verildiyse
Aynı şekilde motorinde de işte bu yıl okullar için yapılabilir diye düşünmüştük. Bunu hep de konuşuyorduk. Hatta motorin desteği değil mi? Motorin desteği, evet. Ama bunu tabii nasıl çiftçilere yapıldığı gibi. Yani orada tabii destekler daha düşük oranlarda ama özel bir, yani bu seneden geçiyoruz. Çok yüksek enflasyon döneminden geçiyoruz. İnanılmaz maliyetler var. Türkiye'de 60 bine yakın okul servisi var Ebru. Kabaca. İstanbul'da bunu 25 bini neredeyse İstanbul'da. Ve günde ortalama 25 kilometre gibi yol yaptıklarını ifade ediyorlar konuştuğumuz zaman. Çocuklar aslında totalde 180 gün okula gidiyorlar. Bu tabloda da onu anlatıyoruz. Yani toplamda yılda yapılan servislerin mesafesi 270 milyon kilometre. Ve hani 25 lira bugün motorun litresi. Bunun da içinde 7 liraya yakın 6 lira 55 kuruş ÖTV tutarı var. Yani 25 liralık motorunun 6.55'i ÖTV aslında. Yani ortalama tüketimlerden ya, bakıldığında ben... Eşel Mobil'de bu daha farklıydı tabii. Şimdi kalmayınca... Evet, tabii tabii. Yani şimdi mesela bu eğer ÖTV kısmı olmasa mesela 20 liranın altında motorun alır 19, araçlar. 18, o da aslında 18, otomatikman yani %20 düşüş demek yani kabaca ÖTV'si olmasa. Ama yılda yaptıkları toplam 60 bin tane okul servisinin kabaca bu rakamlar tabii 780 milyon liralık akaryakıt tüketiyorlar. Yani 1 milyar liraya yakın. 708 milyon pardon. Bunun da ÖTV'lik tutarı yani devlete ödedi, yani aldığı tutar 185 milyon lira. Yani bir yılda 60 bin servis günde 25 kilometre yol yaparak aşağı yukarı 100 kilometrede 10,5 yakıyor, tüketiyor aşağı yukarı. Orada hesapladım kabaca. Yani servisler aşağı yukarı rakamlarda. Dolayısıyla yani aslında 185 milyon lira gibi bir rakamdan feragat edilse bugün servis fiyatlarına %30'luk etkisi var bunun. Yani %30 indirim anlamına gelir. Devlet sadece 185 milyon lirayı dese ki ben 180 gün boyunca almayacağım. Çünkü 180 günlük okul günü var. Okul günü. Almayacağım. Kaybettiği para 185 milyon lira. Ama onun haricinde velilerin kazandığı %30 indirim. %30 indirim az buz değil. Yani bir baktığında hani 7-8 bin liralık bir serviste bile hani 2-3 bin lirada 2000 lira 2500 liraya gelir. Yıllık. Yani yıllık. Yani sonuçta öyle bir şey ki bu. Bunu da 180 gün yapacaksınız. Yani okul servisleri belli, kayıtlı. Şu anda ortalama ne kadar arıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Rakamlar aslında 6000 falan. 6000'den başlıyor. Mesafesine göre 15 bin liraya gidenler var. Yani bunun ortalaması aslında tabii işte 25 kilometreden hesaplanıyor ama 7-8 bin liradan aşağı yok. Öyle söyleyeyim. Yani servisler. Şimdi yıllık. Evet ama yıllık deyince sanki hani şey gibi geliyor ama. Aylık 700-800 lira. Ya bir memurun zaten aşağı yukarı maaşı bir aylık maaşı gidiyor işte. Yani öyle düşünüyorum. Evet. Ayda da 700-800 hani, iki çocuğunuz olsa. Tabii. 1500 işte, oraya vereceksiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bir maaş buna gitti. Bir maaş efendim alışveriş kırtasiyeye gitti. Doğalgaza bilmem ne. Elektriğe ne kaldı gitti şimdi? Yani dolayısıyla yani kira amira bilmem ne saymıyoruz. Gıdaya gitti. Evet. Dolayısıyla yani bir şey kalmıyor. Yani nihayetinde insanlar başka çareler arıyorlar. Buna yetişemeyenler bu sefer ne yapıyor? Hani kendi araçlarıyla çocukları götürmeye çalışan, başkalarının araçlarına taksiye bindirmeye çalışan falan derken tabii. Aslında bunlar da doğru değil. Çünkü gerçekten güvenli koşullar oluşmuyor. Kayıt dışı da güvenlik evet sorunu ortaya çıkıyor. Yani devletin burada feragat edeceği çok önemli bir rakam değil. Zaten çok kaza görüyoruz. Pasaportta zaten. Yani bir ÖTV'den feragat derse bile bugün servis fiyatları %30 düşer aşağı. 60 bin servis var. 708, evet. 708 milyon, 700 bin milyon, 700 milyon yani liralık hani bir yakıt maliyeti bir var. Evet. 180 gün evet okulların açık olduğu günde. Evet. Burada motorinde indirim olursa yani ÖTV'sinde, o verdiği ÖTV'sinde devlet almazsa fiyatlarda da en azından nispeten bir otomatik düşüş %30 olur. Düşer. Çünkü otomatik. En azından diyorlar ki bizim yatan giderlerimiz, servisçiler diyor ki yarısına yakını zaten akaryakıt diyorlar. Evet. Şimdi öyleyse eğer yani çok bu yolu açmak çok kolay. Ya hala da gecikmiş sayılmaz insan şey bu arada. Yani bununla alakalı çalışma yapılacaksa. Yani 2-3 çocuğu olanlar ve servise binmek zorunda kalanlar yakın, her okul yakın değil sonuçta. Yakın olsa da bazen veriyorsunuz. Yok yani insanlar çalışıyorlar. Çalışma koşulları var. Dolayısıyla hani mecbur kalabiliyorsunuz. Mecbur kalabiliyorsunuz. Yani herkesin okulda evinin dibinde değil bu arada. Yine arkadaşlarımızın yaptığı bir haber hafta sonuna da yansıyan. Kantinciler bir kiradan bir de artan maliyetlerden şikayet ediyor. Evet. Ama öğrenciler de diyorlar ki harçlık yetmiyor. Bu etiketler çok pahalı. Gıda fiyatlarındaki yükseliş ve kiraya gelen zamlar kantin fiyatlarını da arttırmış. Bir tostu ortalama 15 liraya yiyor çocuklar. Simit poğaça 6 lira, 3 liraydı, 2 liraydı. Evet.
Hatta biz 1 liraya falan yedi yiyorduk yani bunun 1 liranın altına. Neyse. Evet. 6 liraya çıkmış simit poğaça. Ayran 5 liraya çıkmış. Tosta yani kaşarlı tostun fiyatı bu. 12-15 lira. Tost yüksek yani tost. Ya zaten hani bir sandviçe bastırır hani ısıtır. Ya burada en tedirgin eden şey tabii kullanılan malzeme vesaire kalitesinin ne olacağı. Dolayısıyla umarım buralarda denetim yapılıyordur. Hani fiyatı indireceğim derken umarım okul hani... Okul gıdası uygulaması da ertelendi biliyorsun. Evet. Bu sene de uygulanmayacak o uyum sağlanamadığı için. Ama kantin fiyatları da ve yemek ücretleri de yüksek. Kesinlikle öyle. Yani bilmiyorum bir şekilde burada ne yapılabilir ama... Yani belki kiralardan feragat edebilir okullar. Şey Bennevi falan döken de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konferansı'nın başkanı işte, da şey evet. dedi. Yani %25'i kira sınırı, kira artış sınırı kantinler için, esnaf için de uygulansın. Zaten pandeminin etkilerini silemediler henüz diye söyledi. Böyle bir tartışma da var. Ya bu tabii hazırlık okullar açıldı artık. Yapılması gerekiyordu bunların. Yani. Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması var. Okullara çok ciddi kaynak aktardık. Okullarda kaynak sorunu yok. Bu konuda çok netiz dedi. Ben okullarda... Çok bir kere yani ya bu toplam milli eğitim bütçesi aslında çok ilk üçtedir her zaman. Evet. Yani son yıllarda ama daha da yükseldi. Bakanın kendisi de söyledi. Biz bu kaynağı bu okullara verdik dedi. Evet. Acaba yani. Başka bir şekilde o kaynak... Yani kaynak tabii nasıl değerlendirildiği önemli. Ben hani bazı okullarda işte... Yani duvarın boyanması, badanaması meselesi değil ki bu. Yani araç gereç çocuklara var. Çocuklara malzeme alacaksınız. Kaynak o yüzden tabii. gidiyor. Yani hani yardımcı personel için gidiyor. Bir şey için gidiyor yani. İhtiyacınız neyse onu alacaksınız. Ya bir de şunu unutmayalım. Şimdi okullara kaynak bütçesi geçen 3 kat artmadı ki. Yani ama bir tadilatın maliyeti 3 kat arttı Ebru. Yani şunu demek istiyorum. Vermiş olabilirsiniz ama geçen seneden bu yana bütçe 3 kat artmadı ki. Ama bir araç gereç... Herhangi bir tadilatın bedelleri 2-3 kat arttı. Hmm. Yani aslında belki de yeterli değil. Tabii ki yeterli değil demek ki. Yani bu kadar serzeniş varsa yeterli değil demektir. Yani okulma... Ek ödenekler çıkacaktır muhtemelen ama yani artık ne zaman katkısı görünür? Ben okul malzemeleri kısmında hani biraz zorlanıldığını fark ettim de o yüzden söyledim evet, ama evet. O kaynakla bu malzemeler alınır bence. Yani, bir tuhaflık var orada. Yani bunu tabii herhalde ilgilileri inceliyordur. Hangi yani, okulun ne şey yani. Olduğunu ama yani bu konuda veliler de hani şey varsa şeyleri bulguları oluyor ellerinde evet, yok, gereken şeyi yapsınlar. İtirazları yapsınlar. Şikayetleri bence yapsınlar. De, yani devlet sonuçta buraya bütçe ayırıyor. Ayırıyor. O bütçede yani, bir kaynak var. Evet, aktarıldı ifade ediyor. Alınsın diye var evet. yani. Ne eksik görüyorsa şikayet etsinler gerekse CİMER'e. Aynen. Onlar da ne harcadıklarını anlatsınlar. Bulgaristan'dan gelenler de eski gıda alışverişi yapıyorlardı. Temizlik malzemesi alışverişi çok daha fazla yapılıyordu. Evet. Şimdi kırtasiye alışverişi patlamış. Ya karton, kağıt, tükenmez kalem, en çok defter alıp eski kırtasiye esnafını da mutlu etmişler hafta sonu. Ya, artık peki. Yani başkalarını mutlu etmek bilmiyorum hani. Onlar da mutlu çünkü ucuz alıyorlar. Satan da mutlu, alan da mutlu. Herkes orada mutlu. Öyle bir ticaret var ki inanılmaz yani bambaşka. Türkiye gibi değil yani Edirne. Neyse güzel yani. Yani sürsün çok güzel ama işte... Bu silgi gerçekten 30-40-50 lira ama o silgiler. Yani bazı markalar evet çünkü sonuçta hani işte... Bir de silmesi lazım yani alacağım mecbur. Aldım demeyi yani çocuğun işine yaraması lazım. Yani sonuçta baktığın zaman en basit kalem 15 lira, 20 lira. Hani dolayısıyla bir kalemde bir kere işte 2 ayda bir hani kırıldığını, kaybettiğini falan düşün. Yani tabii aslında yedekli gönderiyorsun. Tabii yedekli gönderiyorsun. Bir iki çeşit boyası var. Tabii o iş yani. Sulu boyası var, kuru boyası var. Evet yani hiç öyle şey değil iş. Hesap basit değil yani. Hesap bayağı basit. Bayağı. Sürekli ihtiyaç var. Tabii. Eylül'de gündem ekonomi birazdan. Evet. Bütün bunları konuştuktan sonra mesela 1 Ekim'de çalışmalara başlayacak meclis. Hemen gündeme ne gelecek? Bir tasarı torba yasa hazırlanacak. Onun içinde bu icraya düşen borçların silinmesi var. Yaklaşık 5 milyonu aşkın kişi evet. ilgilendiriyor. Elektrik, doğalgaz, su faturalarında 2000 liraya kadar icralık borç silinecek. Aynı zamanda varlık yönetim şirketlerine devretmiş borçlarında 2000 liralık 2500 liraya olan kısmı silinecek. Yani şirket bunu gider olarak gösterecek.
oradan düşecek. Evet. Dolayısıyla orada da alacaklı gözükmeyecek şirket. Evet. Gider olarak gider kalemine eklenecek. Bu KYK borçları vardı. Onların faizi silinecek. 26 milyar liralık bir borcun silinmesi demek bu. Sözleşmeli personel kadroya alınacak. Emekte yaşa takılanlar düzenlemesi için de çalışmalar sürüyor. Bakan Aralık ayını işaret etmişti. Bakan Bilgin. Dolayısıyla o da önümüzde 2-3 ay sonra gündeme gelecek konu. Taşeron işçi, sözleşmeli işçi borçlar vatandaşları bir miktar rahatlatır umarız. Evet, birçoğu aslında artık hani toplumun genel kesimi öğrendi. EYT kısmı merak ediliyor. EYT kısmı da sanırım, EYT çok merak ediliyor. Yani Aralık ayı tabii enflasyon açısından da önemli olduğu için yani çalışma hayatında olan herkes Aralık Ocak ayında böyle en yoğun dönemini yaşayacaklar. Yani en meraklı, en böyle yoğun şekilde tartışmalar yaşandığı bir ay olacak. Aralığın aralığı evet. Bayağı hem maaşlar dediğin aynen gibi öyle. Hem de emekte yani enflasyon geldiğinde 3 Ocak'ta hani biz birçok şeyi daha net anlayacağız. Net anlayacağız. Bir şey kalmadı. Evet, çok bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı. Bu arada da işte bu uygulamaların hayata geçtiğini de göreceğiz. Vatandaşı bir nebze rahatlatacağın evet. Uygulamalar. Asıl bu paketin en önemli ayaklarından biri konut fiyatları çok arttı, kira fiyatları çok arttı. Bunun önüne geçmek için de bir sosyal konut projesi. Evet. Yani Türkiye'de tarihin en büyük projesi olarak adlandırılıyor bu. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. O kadar çok konuştuk ki artık herkes net ne olacağını biliyor ama yeni sürprizler yarın gelecek. 250 bin konut 81 ilde. Aynı zamanda yine 100 bin konutluk bir arsa tahsisi, altyapılı arazi verilecek. İsteyen binasına binasını kendi yapabilecek. Yani 81 ilde 250 bin konut, aynı zamanda 100 bin adetlik, 100 bin konutluk arsa. Mesela İstanbul'da 16 bin lira, normal diğer şehirlerde 14 bin lirayı geliriniz geçmiyorsa başvurabileceksiniz. Kura çekilecek. Başvurular TOKİ'ye yapılacak. Asgari ücretlinin ödeyebileceği kadar bir tutar olacak. Gelirinizin %30'u kadar taksit ödeyeceksiniz. 240 aya varan bir ödeme imkanı olacak. Şehit yakını, gaziler, emekliler, gençler için özel kontenjan ayrılacak. İlk kez evlenen gençler projede bayağı bir önde olacak, avantajlı olacak. Dolayısıyla böyle bir yani 240 ay vadeli, gelirinizin %30'u kadar ödemeli. Dilerseniz evde kendinizin yapabileceği 28 ilde 10 bin sanayi sitesinin kurulacağı bir proje bu. Yani işinizi de kurabilirsiniz. Yani. Evet. Yani burada aslında 240 ay vade tabii en önemlisi belki de. Çünkü faizin ya da işte maliyetleri yüksek olacak yine de. O yüzden 240 ay vade en önemlisi. Ama bir önemli şey de belki de hani gelirin %30'u olsa bile Ebru. Ben bugün şöyle baktığımda asgari ücretlinin kira artı işte gaz elektrik harcamanın toplam maaşına oranı ne biliyor musun? Yani baktım bilmiyorum ama ben son dönemde baktığımda %80'lere yaklaşmış. Yani bir kişi kira artı doğalgaz artı elektrik. Yani şunca söylüyorum bunu. Son zamla birlikte bakmadım. Yaşıyorum şöyle, diye. Şöyle söyleyeyim. 2019'da %60'lar, 2020'de %60'lar mertebesindeyken bu rakam şu an %80'lere yakın, 75 civarında. Yani şunu demek daha istiyorum. Daha fazla bile olabiliyor. Yani şöyle kimi bütçelerde daha farklı kirasına göre ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir asgari ücretle tek bir maaşla eğer bir evde oturuyorsa yani ailesi var yok diye saymıyorum. Önemli ölçüdeki parasının büyük bölümünü buraya harcıyor. Geri kalan sitem gıdaya kiraya fatura elektrik faturanı harcıyor. Elektrik işte doğalgaz vesaire. Şimdi dolayısıyla hem kira öderken hem de bu taksit ödemek de güçlük çekebilir insanlar. Tabii evlerin azından, yapımı da en az bir yıl, iki yıl alacak. Minimum iki yıl. Yani en azından iki yılı ödemesiz şekilde bu kampanya başlatılırsa bir kere ilk etapta hani ödenebilirliği daha kolay olabilir. Yani eminim ki taksit tutarları yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla daha düşük rakamlar olacağına eminim ben. Yani çok böyle makul rakamlar olarak çıkacaktır karşımıza. Ben de öyle ama 3.500'den fazla bir taksit olmayacak gibi yani, algıladım. Yani oraların da belki çünkü kişiye göre değişecek biliyorsun muhtemelen gelirin %30 dedikleri için yani alınan eve yapılan şeye falan filan ama yani 2-3 bin lira bile olsa, evet. 2-3 bin lira bile olsa yine o kadar da kira verdiğini düşünürsen bir kişinin en az hani bunu çok ödemesi mümkün olmayabilir. O yüzden en azından evler teslim edilene kadar yani nasıl 20 yıllık bir vade var burada ona göre bir hesap yapılıp
2 yıl en az ödemesiz yapılırsa bu, taksit ödemesiz olursa o zaman insanlar cesaret edebilirler girmeye. Yoksa hani hem kira ödem, olamaz taksitörü. Yani o çok mümkün değil. Yani çünkü bu orta gelirliden daha dar gelirliye dönük bir yani, proje. Ama zaten Türkiye'de yani gelirinizin 14 bin lira olması gerekiyor. 14 bin lira diyorsak zaten Türkiye'nin ne artık orta gelir zaten o. Yani hani orta gelir diye tabir ettiğimiz aslında şey o zaten. Yani kalmadı orta ki. Gelir ve art gelir grubuna dönük bir yani, durum bu. Orta tarifi değişti çünkü yani. Orta tarifi orta çünkü yok. Aşağı indi olduğu gibi. Olduğu orta gibi aşağı indiği için aslında... Yani bu kira faturalar, gıdaya az para dediğin orta gelir grubunu kapsıyor zaten. Evet zaten orta onu kapsıyor. Altı. Yani sen de hesap ettiğin zaman, ben de hesap ettiğim zaman böyle çıkıyor zaten rakam ama... Eskiden %50-60'lar mertebesindeyken maaşının, gelirinin o payı bugün 70'lerin üzerine çıkmış. O sıkıntı. Yani bunun tekrar böyle... 50'lere 60'lara inmesi lazım. Eskiden çocuklara sigorta yapayım, araca kasko yapayım falan ya, gibi. Onları falan bırak bir kenara koyuyorum ama yok. Şunu söylemek istiyorum. Alım gücümüzün azalmasının sebebi bu zaten. Yani biz eğer Ocak ayında yani çalışanlara yeteri kadar artış yapılmazsa bütün çalışanlara yani işte sıkıntı yaşamaya devam edecek çok çalışan. Doğru. Yarın bakalım ödemesiz bir dönem var mı? 240 aya kadar vardı ama hani 2 yıl ödemesiz, 1 yıl ödemesiz gibi bir durum olacak ya onlar, mı? Evet. Onu da göreceğiz. O da ama yoğun bir başvuru beklendiğini söyleyelim bu konut ve kira fiyatları çok yani. Yüksek olunca. Anadolu Ajansı'nın haberi var. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak sosyal konut projesinin yatırım maliyetinin de 362 milyar lira olacağı aktarıldı. Rekor bir rakam tabii yani bu. Rekor, böyle bir rakam yok yani. Rekor rakam hani. Tabii. Yani tarihin en büyük sosyal konut projesindeki harcama 362 milyar. Rekor yani. Ya bununla birlikte inşaat sektörü de şu an inanılmaz konut derecede. Konut ve kira fiyatları düşer mi? Önce yani, ben ne kadarmış konut ve kira fiyatları ona bakalım. Bu arada memurlar da Büyükşehir istemiyor diye haberi açıklamayı Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan yaptı. Evet. Enflasyon nedeniyle özellikle büyük şehirlerde artan kira fiyatlarına dikkat çekti. Memurların yani büyük şehirlerde senin anlattığın o mali tabloyu aynen yaşadıklarını ve büyük şehirleri tercih etmediklerini söyledi. Biz bu yılın başından beri hep söylüyoruz biliyorsun bunu. Yani İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da hep çalışmak benzer sorunlar var. Evet. Böyle giderse büyük şehirlerde memur bulmak zorlaşacak. Bu maaşa memur çalıştırmak da zor olacak dedi. Yani ne 10 bin lira ortalama memur para kazanıyor. Gıda mı yani kira mı versin, fatura mı ödesin? Alışveriş mi yapsın, karnını mı doyursun? Yani buralarda muhtemelen bir tazminat soruyor. Gerekecektir. Yani şey anlamında hani büyükşehir tazminat diye bir tazminat belki söylüyor. Çıkarılırsa. Yazgan yani evet öyle bir şey gerekiyor. Yani nasıl lojman yardımı vesaire deniyor ya. Aslında böyle bir şey gerekiyor. Ek bir yani yaz şimdi şey yapacaksınız. Maaşları farklılaştırırsanız bir garip olur. Yani büyükşehirlerde çalışmaya devam edecekler evet. için ek bir ödenek, ek bir ödenek çıkarılabilir. Yani yol masrafı diye mi verirsiniz? Talebi var. Yani ev masrafı mı diye verirsiniz? Bilmiyorum ama bir şey verilmesi gerekiyor. Şimdi dün Hürriyet'te de vardı. Türksinay Kalkınma Bankası gayrimenkul araştırması yayınlamış. İstanbul'da en uygun fiyatlı konut acaba nerede diye bakmış. Esenyurt'ta. Metrekare fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Ya bu metrekare fiyatları 2000-2500 liraya biz çok pahalı falan diyorduk yani öyle düşünün. Siteye giderseniz yine o bölgede 30 bin liradan başlıyormuş. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy'de metrekare fiyatı 200 bin lira. Ankara'da metrekare fiyatı 4 bin liradan işte 50 bin liraya kadar çıkıyormuş. İzmir'de de 80 yani işte 6 bin liradan başlayıp 85 bin liraya kadar çıkıyormuş. İstanbul'da bir siteden ev aldınız 3 milyon liranın altında ev bulmak zor. Yani orada metrekaresi 12 bin dediği rakam yani 50 metrekare olsa 600 lira para yapar. Ki 50 metrekareye aslında yani site dışında çok evde yok aslında. Yok orada yani, evet. Tabii 70 falan metrekare aşağı yukarı oluyor bu site dışında daha hani eski diyeyim ya da 80, daha 70, evet 85 o civardadır. O da yapar yaklaşık 9 bin liradan. Yani aslında 1 milyon. En ucuz diyebileceğimiz yani nitelikleri tartışılabilecek evler dahi 1 milyon lira. Evet olmuş. Aynen buradan yani o sonuç mesele de bu. Yani 30 bin lira değil de aslında... Ama gideyim sitede daha iyi düzgün bir ev alayım oturabilecek diyorsan 3 milyon liradan başlıyor. Evet yani o civarlarda aşağı. Bunların da kiraları da çok yüksek. Onun aidatı yüksek, kirası yüksek, binlenmesi derken zaten hiç başka yere gidiyor. Ama dediğim gibi yani... Sorum şuydu, bu bilgilerden konut fiyatları ve kira fiyatları düşer mi sosyal konut projesi şimdi, desteğiyle? Yani ancak talep durduğu için yani son 1-2 aydır aslında bu durdu. Gerek otomobilde gerekse konutta bu biraz talep tarafı durduğu için
çok az bir gevşeme var. Ama yani 3 kat artan bir şeyin fiyatı ne kadar düşse yani seni tatmin edecek düşünüyor musun? Ya yok ki yani bir düşüş mümkünası yok ya, yakın bir zamanda görünmüyor. Ya zaten yani, yüksek bak, İstanbul'da 5 ayda %47, Ankara'da %23'e yakın, İzmir'de %24 artmış fiyatlar. Daha 5 ay. Zaten yüksek geldi, onun üzerine katlanarak devam ediyor. Evet, o yüzden yani ben hani yakın zamanda bu projeyle de yani yakın zamanda hani bir inanılmaz işte fiyatların tekrar 6-7 binlere gelmesini beklemiyorum. Böyle bir yani metrekare başına diye söylüyorum bunu. Yani yarı yarıya inme olasılığı yok. Maaş 10 bin olunca ne yapacaksın yani? Evet. Ya 20-30 bin olsa ne yapacaksın? Kesinlikle yani sonuçta... Karşılamıyor hiçbir şekilde yani. Yani dünyanın herhangi bir yerinde şu an konut arzını arttırarak fiyatları düşürmeye yani yani çabalayıp veya bunu başarabilecek bir ülke yok maalesef. Yani şu an değil. Evet, biraz yüksek. Her şu yerde. An değil. Kur korumalı mevduatta büyüklük 1.3 trilyonu aştı dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Ekonominin çarkları Türk lirası enstrümanlarla dönüyor dedi. 2.138.489'a çıktı bireysel ve tüzel yatırımcı sayısı, kur korumalı mevduatta açıklaması yaptı. Demek ki TL'ye dönüşe vurgu yapıyor Bakan Nebati. 1.3 trilyonu aşan yatırımcı sayısının arttığı bir araç oldu diyor. Yani bu rakam çok yüksek tabii. Artık hani gittikçe de artıyor. Hani dolar karşılığı da artıyor. Hep söylüyorum yani işlevini yeterince gördü. En son 60 milyar liralık bir maliyeti oluşmuştu. Yıl sonuna evet. Kadar da herhalde bu 18-23'lük kurla yeni girenler varsa işte 80-85. Yani OVP'deki rakamlara bakarsak zaten aşağı yukarı hani seneye oluşacak maliyet de ortada ama buradaki tutar arttıkça risk de artıyor aslında. Çünkü bir yandan da tam anlamıyla liralaşma sayılmaz. Çünkü liralaşıyor ama bir yandan da para dövize endeksli olduğu için dolaylı yoldan yine dolarizasyon yaşanıyor. Yani, gibi oluyor. Evet, gibi oluyor. Yani bu bir şok tedavisi gibi düşünülüp artık hani artık normal yani hastaya başka ilaçlar vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü hani bu ilk tedaviydi ve bana kalırsa artık servise çıkarılması lazım hastanın. Başka ihtiyaçlarına giderilmesi lazım. O yüzden mümkünse hani bir süre itibariyle yavaş yavaş azaltılmasında fayda var kur korumalı mevduat uygulamasının. Bakalım göreceğiz orada nerede bitecek, nereye evet. Devam edecek, ne olacak. Borsaya bir pencere açtı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ki uzun süredir borsadaki hızlı artış evet. Ve rekorlar konuşuluyor. Şimdi borsada 17 yılın en güçlü rallisi dedi bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Endeks 2 aydır rekor üstüne rekor kırıyor dedi. Öyle ki yükseliş Temmuz 2005'ten bu yana en büyük ralliye işaret etti dedi. Bir yıllık süreçte BIST 100 endeksi için %142'lik bir yükseliş görüldüğünü aktardı. Dolar bazında bakıldığında hisse senetleri 1,93 dolar seviyesinde, yani 2 dolara yakın. 5 doların biraz üzerindeydi rekor. Ama dolar bazında da hızlı bir yükseliş var açıklaması yaptı. Bu da şirketlere, yani üretim ve ihracata, büyümeye duyulan güveni gösteriyor. Şirketler, reel sektör büyüdükçe sermaye piyasaları da büyüyor ve güven tazeliyor açıklaması yaptı. Sermaye piyasalarına ilişkinde şöyle bir veri var. 29 milyonu aşkın yatırımcı, 56 milyonu aşan hesap sayısı ile 4.8 trilyon liraya ulaştı sermaye piyasalarımız. Yatırımcı sayısı artıyor. Bu reel sektörün başarısına, şirketlerin üretim ve ihracat performansına evet, güveni gösteriyor dedi. Yani haftalık rally açısından yüzdelik bazda bakılırsa evet yani o anlamda önemli bir performans sergiledi. Ama şunu tabii aktarmak gerekiyor burada. Yani bizim şirketlerimizin değerlerini ya da kendi varlıklarımızın bile değerlerini aslında elimizde bir para varsa mesela ne yapıyoruz? Döviz karşılığına bakıyoruz. Acaba benim param değeri korudu mu yoksa korumadı mı diye. Şirketler de böyle. O yüzden hani biz Türk lirası bazında endeksi takip ettiğimiz zaman gerçek değerleri tam göremiyoruz. Çünkü maalesef ortalama enflasyon %80'i aştı. Ki hani yani işte üfe yaklaşık %150 miydi? Yani 1,5 kat. %142. %142 evet. Dolayısıyla evet yani enflasyonun bu düzeyde olduğu bir ülkede maalesef
işte borsadaki getirini tam olarak ölçemiyorsunuz. Ben o yüzden her zaman dolar bazında bakarım bir şirketin değerine ya da şirketin endeksine. O yüzden şunu söylemek gerekiyor. Son 5 evet, yükseliş var, bir rally var, var ama. Var ama son 5 yılda aslında 2 dolar seviyesinde hep 6 ve üstünde dolanıyor. Yani 3 doları daha hiç görmedi. Yani en son 5 doları da Mayıs 2013'te görmüştü endeks. 5 dolarlık seviyeyle Türkiye'de rekordu. Yani tüm zamanların en değerli zamanını 10 sene önce gördü. Ondan sonra da o seviyeyi bir daha hiç yakalayamadı. Son 5 yılda da hep 2 doların altında ve 2 doların çok az üzerinde hareket etti. Dolayısıyla aslında önemli bir değer artışı ve varlık büyümesi söz konusu değil. Borsa şirketleri açısından zaten o yüzden de bu kadar fazla celek okuyor. Yani bir örnek vermek gerekirse bugün bizim yazarlarımızdan da Abdurrahman Yıldırım'ın sayfasında vardı. Bankaların değerleri o rekor kırdığımız 5 dolarlık seviyede toplam değerleri 125 milyar dolarken bugün toplam değerleri 25 milyar dolar değil. Anladım. Düşünebiliyor musun? Yani sen piyasa değil 3.6 trilyon lira civarı. Evet, yani o yüzden de hani bunu iyi anlamamız gerekiyor. Bu rekorlar değerlidir. Borsa bir alternatif olmalıdır. Liralaşmaya eğer katkı sağlayacaksa mesela en büyük imkan borsadır. Peki. Yani, bir izin isteyebilir miyim? MİT Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde suikastiminde olan Vedat Aksaç'ı ve beraberindeki iki teröristi etkisiz hale getirildi. Bu haberleri ardı ardına çok fazla duyuyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine, sözde yöneticilerine dönük operasyonlar birbiri ardına geliyor. Onlardan birinin ayrıntıları Bedircan Özbey tarafından aktarılacak. Bedircan. Ebru Baki, öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonun 5 Eylül tarihinde gerçekleştirdiğini belirtelim ve hemen detayları aktaralım. Şahan Kod adlı ve terör örgütünün suikast timinde yer aldığı öğrenilen Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı terörist Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarata dayalı nokta operasyonuyla İran kuzeyindeki Erbil Halifan bölgesinde etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Şahan Kod adlı Vedat Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyonu ise 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirilen Şahan Kod adlı Vedat Aksaç'ın PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edildiğinde 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak da suikast ve bomba eğitimine alındı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzereyken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha ajanlarının da takibine takıldı. Saha ajanlarından edinilen bilginin ardındansa Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri harekete geçti ve İran kuzeyindeki Erbil Halifan bölgesinde dağlık alanda olduğu belirlenen Şahan Kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı terörist düzenlenen nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Bir kez daha ifade edelim. Etkisiz hale getirilen terörist sözde üst düzey yönetici kısmından da ki Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde İran kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlarına da hız vermişti. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı yine İran kuzeyinde Sincar'da bir operasyon gerçekleştirmiş ve PKK'nın sözde yöneticilerinden Darav Gevda Kod adlı Bedirhan Abi'yi de etkisiz hale getirilmişti. Toparlayacak olursak 5 Eylül tarihinde önemli bir operasyona daha imza atıldı İran kuzeyindeki Erbil Halifan bölgesinde ve terör örgütünün suikast teminde eğitim alan ve sözde gençlik yapılanmasında da sözde yöneticilerinden olan Şahan Kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı terörist 5 Eylül tarihinde düzenlenen nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi Ebru Baki. Bedircan Özbey, teşekkür ediyorum. Ayrıntıları aktardık bu operasyona ilişkin. Devam edelim. Ben sözünüzü kesmiştim. Borsadaki hızlı yükseliş, %142'lik yükseliş, 17 yılın en büyük rallisi ve sadece geçen hafta %9,27'lik bir kazanç vardı. 3521 puandan haftayı tamamladı.
ama 2 aydır devam eden kesintisiz ve çok konuşulan yükselişi değerlendiriyorduk. Yani Türkiye önümüzde bir seçime hazırlanıyor. Dolayısıyla hani aslında kısmen o da etki ediyor pozitif yönde. Diğer yandan yüksek enflasyon bankacılık ortamı var. Bankacılık endeksinin zaten inanılmaz bir artışı ama bu inanılmaz artışı tarif ettik zaten. Yani neden öyle olduğunu. Mesela borsadaki yükselişi bu rallide. Evet, evet. Yani sonuçta bizim yani göğsümüzü kabara kabara hani şey yapacağımız, arkasında duracağımız bir sektör. Bankacılık sektörü bu anlamda da hani hak ettiği değerlere geliyor aslında. Ama ne kadar hacim daha... de yüksek deniyor. Yani yüksek işlem hacmiyle destekleniyor bu yükseliş deniliyor. Yani, tabii. Mesela salı günü 123 milyar liralık bir hacim. Yani aslında şunu unutmayalım. Halka arzlar bir parça biliyorsun duruldu. Ama bu sefer hani halka arzlarla ilgi çekilmişti biraz bir parça borsaya. Ama şimdi bu sefer hani değeri göründüğünden daha değerli olması gereken şirketlere doğru bir yön alınmaya başladı. Bu da aslında yani ne kadar sürecek bilmiyorum ama en azından şunu söylemek gerekiyor ki yani borsa sonuçta bütün sermaye piyasası bizim dövizle mücadelemizde en önemli gücümüz. Onu söylemek gerekiyor. Yani bu tarafa doğru bir kaynak aktarımını doğru yapmak gerekiyor. Tabii doğru desteklerle yapılması gerekiyor bunun da. Yani ve hem aynı zamanda yatırım danışmanlığı anında doğru kişilerden destek alarak yapılması gerekiyor. Yoksa hani bu dönemde hani bir fırsat arayayım diyenler kayıp da edebilirler. Ona da dikkat etmeler gerekiyor. Mümkünse uzman kişilerden de destek alsınlar. Doğru. Mesela Borsa İstanbul'da en değerli şirketler 129 milyar 584 milyon lirayla Koç Holding, 125 milyar 104 milyon lirayla Stasa Polyester ve 124 milyar 400 milyon lirayla İş Bankası CEO olmuş. Evet. Dolayısıyla şimdi mesela otomotiv sektörüne ilişkin veriler geldi. Evet. Ona bir bakarsak orada hazır yeri gelmişken, reel sektör demişken üretimde bir %2'lik bir artış vardı. Yıllık Ağustos olarak 8 zaten aylık tatiller rakamlar vardı. Onu geçtik. Ocak evet. Ağustos'a bakıldığında tablo ne diyor bize? Yani üretimde %2.3'lük bir artış görünüyor. Az ama bu. Evet, hayli az. İhracatta yıl yani 8 aylık dönemlere bakıldığı zaman da yine %0.7'lik bir düşüş var toplamda. Bu düşüş de en çok otomobilden kaynaklanmış. Otomobil ihracatındaki düşüşten. Bunlar adet bazındaydı. Ciro bazında ise yani ihracat tutarı bazında ise aslında toplamda 3.7'lik sadece bir artış var. Yani şunu demek istiyorum aslında ihracatın da aslında motordur otomotiv sektörü. Ama evet, biz bu pazarı Avrupa'ya özellikle yaptığımız ihracatı bizim yavaş yavaş sendelemeye başlamış. Yani Avrupa pazarlarının evet, daralmasını otomotivde evet, hissetmiştik ki ihracat şampiyonu otomotivdir. Evet, bir de şunu unutmayalım yani pandemi bizi yanıltmasın. Pandemi sonrasındaki geçen yılki inanılmaz talep öyle olduğu gibi devam etmeyecekti zaten. Hı. Yani o rakamları biz yani hep böyle aynı büyümelerle sürdüreceğimizi sanmayalım. İşte ilk rakamlarla gördüğümüz gibi düşüşler başlamış. Göstermiş kendini. Diğer ihracat pazarlarında da benzer yavaşlamaları görebiliriz. Zaten iç talep de malumunuz. İç talep zaten ortada ama dış talebin önemli ölçüde yavaşladığını emareleri var. Peki. Kısa hemen hızlı gidebiliriz. KOBİ'ler 50 milyarlık destek paketini de Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı. 3 ayrı kategoriye ayrılıyor şirketler. A kategorisinde her zaman krediye ulaşabilecek şirketler, iyi şirketler. Onlar bankalara yönlendirilecek. B grubunda sadece öz kaynaklarıyla idare eden şirketler %70'i 50 milyarlık desteğin buraya ayrılacak. 35 milyarlık bir kredi desteği alacaklar. C grubunda teminat yani sıkıntı yaşayan ancak üretim ve istihdamı devam eden şirketler var. 15 milyar liralık da onlara destek verilecekler. Nakit ödenmeyecek firmalara mesela mal almak istiyor, malzeme almak istiyor, makine almak istiyor. Direkt alacaklıya para ödenecek ki para altına, dolara, yatırıma, kripto paraya, gayrimenkule gitmesin. Yani işini yapsın diye düşünülüyor. Aynen. Ama tabii işte yatırımını yapsın, yani, ihtiyacını gidersin diye. İşte şöyle şeyler var mesela. Şirketlerin bir kısmı zaten aslında borçlu o şirketlere, alacaklara. Onlara da mal vermiyorlar zaten. Dolayısıyla hani bugün ben bir kısmı... Ben onu hafifleteceğim diyor işte. Ama işte buralarda geçmişten gelen sıkıntılar var. Umarım karşılığını bulur. Tabii bu aslında neden oluştuğunu gayet iyi biliyoruz. Hatırlarsan Merkez Bankası'nın düzenlemesi sonrasında aslında bu tip şirketlerin kredi musluğu bir anlamda kesilmişti. Şimdi onu bir parça rahatlatmak için yapılıyor ama umarım nasıl karşılığını bulur. Ki? Hatırlarsan bono almaları gerekiyordu daha karşılığında. Yeni düzenlemeyi diyorsun. Evet, o düzenleme yani sonrasında da. Yani %30 faizle veriyorlar, evet, veriyorlarsa. Evet, yani eğer daha yüksek, yani kendi istedikleri faizden vermek istiyorlarsa bunun karşılığında
Hazine bankalar. Bonosu almaları gerekiyordu bankaların. Evet. Dolayısıyla ya da işte yine düzenleme içerisinde şey vardı hatırlıyorsam. Burada krediler azaldı. Harcama karşılığı, evet, orada krediler azaldı. Bu da devre, bu evet. Pakette devreye evet. Girdi. Evet. Tamam, şimdi oldu. Enflasyonu da düşüreceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Aralık ayına işaret ediyor. Avrupa'daki enerji krizine dikkat çekiyor. Türkiye'nin sorun yaşamayacağını belirtiyor. Enerji Bakanı da aynı vurguyu yaptı. Yani fiyatlardan etkileniyoruz yüksek fiyatlardan ama doğalgazda bir arz sorunu yaşamayacağız dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Kremlin diyor ki Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da bir araya geleceğini ve bu tahıl koridoru konusunda bir görüşme yapacaklarını söylüyor. Kremlin'den bu açıklama var. Bu tahıllar diyor Avrupa'ya gitmiyor, Avrupa'ya gidiyor, ihtiyacı olan ülkelere gitmiyor. Bu anlaşmanın Kasım'a kadar yeniden bir değerlendirilmesi lazım diyor. Avrupa'da diyor ki biz diyor bize de gelse diyor bu tahıl ürünler diyor. Biz bunlara ihtiyacı olan ülkelere bizim üzerimizden gönderiyoruz diyor. Bu tahılların, bu ürünlerin Avrupa'ya gittiği iddiası asla doğru değil diyor. 54 yük gemisi Asya'ya, 16'sı Afrika'ya gitti diyor. Çoğu Asya ve Afrika ülkelerine gönderildi diyor. 1.7 milyonluk tahıl sevkiyatı sayesinde gıda fiyatları düştü. Zaten bunun da o ülkelere iyi yansıması oldu diyor. Yani biz üçüncü ülkeleri de gönderiyoruz, hani Avrupa'ya geliyor diye bir şey yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus tahılının da yine satılması için, Rusya'dan ayrılması için, ülkelere yollanması için görüşmelerimiz olacak diyor. Yani tam beklenen şey buydu aslında, biliyorsun. Rusya'nın da aslında burada tedarik sağlamasıydı ama aslında Putin'in buradaki bakış açısı farklı. Çünkü bana kalırsa bir taraftan gazla gerilen ilişkilerin bir taraftan da gıdayla daha sıkılaştırılmasına çalışıyor aslında. Çünkü aynen. Aslında ülkenin genelinde büyük bir yaptırım uygulaması var kendi iş adamlarına ve şirketlerine. O yüzden de aslında elindeki silah da bu. Yani gaz ve gıda kısmı, tahıl kısmı. Bu işte tamamen hani bu cephede bir elinde kart. Yani ne kadar nerede çözülür bilmiyorum ama şunu da unutmasınlar. Hani oraya buraya gönderiliyor, bunlar satılıyor. Yani kimse Avrupa'da hibe etmiyor bu arada yani bir yerlere. Hani aslında bu ticaret zaten yapılıyordu. Buna evet, özel şirketler alıyor. Siparişler de vardı. Evet evet, yani hani sanki yani Afrika'ya gönderiliyor falan, böyle hibe falan değil, ortada da hibe yok. Satış bunların hepsi. Yani iş... Özbekistan'da işte 15 gibi bu hafta Cumhurbaşkanı gidiyor. Tahıl koridoru konusu, bu ürünler nereye gidiyor, ne yapılıyor? Bu ele alınacak. Cumhurbaşkanı haklı dedi Rusya, Putin. Yani bu tekrar bir fiyatların tekrar sıçramasına sebebiyet evet, verebilir. Onu söylemek istiyorum. Tam onu ben de evet ona işaret edecektim. Doğru. Kraliçe için Türkiye'den çiçek gidiyor. Tüm dünyadan gidiyor. Hem kralın taç giyme töreni var, hem Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'de cenaze töreni var. Dolayısıyla bu çiçeğe, yani buna uygun da karanfil tercih ediliyor. Nereden baksanız Türkiye'den bayağı bir gece gündüz çiçekçiler çalışıyormuş. Ciddi bir çiçek talebi varmış. Cenazeden dolayı en çok karanfil talebi varken 1,5 milyon dalı bulacak bir karanfil sevkiyatı yapılacakmış. Bir kat artmış, %90 diyor. Çok yani acayip bir rakam. Acayip bir rakam. Yani tabii. Bir de cenaze ve taç giyme töreni nedeniyle arka arkaya tatiller olacak. 12 milyar sterlin bir kayıp İngiliz ekonomisine de yansıyacak deniyor. Evet. Şimdi buradan bir piyasa verilerini verip hemen tamamlayalım. Borsa İstanbul'da 3521 rekoruyla güne başlanacak, haftaya başlanacak. 18-24 seviyesinde dolar kurundaki yükselişi görüyoruz. ABD Hazine Bakanı Yellen diyor ki enerji maliyetlerinde kış aylarında hızlı bir tırmanış görebiliriz petrol fiyatlarında diyor. Bu uyarıyı da aktarmış olalım, altını çizmiş olalım. Euro TL 18.47 seviyesine yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artırımı sonrasında gözler bu hafta ABD enflasyonunda olacak. 21 Eylül'de de Fed toplantısı var. Bu haftaki enflasyon verisi çok kritik Fed beklentileri için, faiz beklentileri için. Euro dolar paritesi de 1.01 seviyesinde, bir miktar euro toparlandı. 1719 dolar altının onsu, petrol fiyatları da 87 dolara kadar düşmüştü geçen hafta. Bu hafta 90 doların üzerinde seyir devam ediyor. 1008 lira altının gramı, Bitcoin'i de söyleyelim öyle tamamlayalım. 399.000-400.000'e yaklaşan bir seyir var. %1,8'lik yükselişle. Bugün ekonomi cephesinden toparlamaya, aktarmaya, gündemi sizlere iletmeye çalıştık. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Yavuz Barlas. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Şimdi biz kısa bir ara vereceğiz. Bu bölüme, bu saat dilimini kapanış arası bu. İkinci saat diliminde konuklarımızla gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz.
Habertürk'te para gündemle devam ediyoruz. Konuklarımız da hazır. İkinci saat dilimindeyiz. Yorumlarıyla bizlere kimler eşlik edecek? Akademisyen Profesör Doktor Mithat Baydur İstanbul stüdyomuzda benimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Ankara stüdyomuzda. Günaydın Deniz. Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Birazdan Deniz'in yanında Habertürk yazarı Nasuhi Güngör de olacak. O da bizlere yorumlarıyla eşlik edecek. Tüm konuklarıma tekrar günaydın ve hoş geldiniz diyeyim. Birazdan işsizlik verileri de gelecek. O rakamları da sizlere aktaracağım. Dolayısıyla ekonomide de yoğun bir gündem zaten varken geldi veri. Hemen bakıyorum. Şöyle, evet. İşsizlik oranı Temmuz'da %10,1 oldu. İşsizlik uzun bir süredir %10'lar seviyesinde kalıyor. Hatta orta vadeli programda 2024-2025'te işte 2025'te hatta %10'un altına düşeceği öngörülüyor. Burada atıl iş gücü önemli. Orada da yine ciddi %20'nin üzerinde bir artışın devam ettiğini anlıyoruz. Atıl iş gücünde de yine %22,5'luk bir işsizlik oranı söz konusu. Yani çalışabilecek durumda olan ama şu anda çalışmayan kişileri kapsayan, atıl durumda olan, çalışmayan ama çalışabilecek durumda olan %22,5'luk bir nüfus varmış. İş gücüne katılım oranı %52,6 hayli yüksek. Birazdan genç işsizliğine de bakacağım. %10'lar seviyesindeki sürecin biz işsizlik rakamlarında devam ettiğini anlıyoruz. Ya işsizliği azaltmayan bir büyüme rakamı var. Yani büyüme var ama bir işsizlik rakamlarında bir düşme yok. Yani işsizliğe pozitif etkisi olmayan bir büyüme. Yani daha pozitif etkisi olabilirdi tabii. Atıl iş gücü rakamlarına bakarak söylüyorsunuz. Tabii. Orada hani şu anda iş aramıyorum diyor ama iş bulsa çalışabilecek durumda olan çok ciddi bir kesim var. Ve iş gücüne katılma oranı da aylık yüksek, %53'lük bir oran var. Yani hem gelir dağılımını biraz daha düzeltmeyen, işte atıl iş gücüne pozitif etkisi olmayan, sadece finans kesiminde olan gelir dağılımını, gelir dağılımındaki uçurumu biraz daha törpüleyeceği tarzda ve biçimde olmayan bir büyüme şekli var. Dolayısıyla bizim yani iktisattaki klasik büyüme formatına, büyüme konseptine dışında daha ziyade hani derler ya herhangi bir ülkenin esasında büyümüyor, karnı şişiyor diye. Yani böyle çok dengeli bir büyüme değil yani Türkiye'deki büyüme. Bunda bu vesileyle dikkat çekmek lazım esasında. Şimdi genç nüfusta işsizlik oranı evet %19,1. O %20'lerin biraz altına inmiş. Ama hocamın dediği gibi iş gücüne katılım çok yüksekse, genç nüfusunuz varsa sizin her yıl 1,5 milyonun üzerinde bir iş gücü yaratmanız gerekiyor. %5'lik büyüme istihdamı korur, istikrarlı büyüme orta vadeli program hedefinde ama yeni iş yaratma konusunda sizi zorlar. O yüzden de zaten işsizlik oranı %10'larda kalmış. 2025'te ciddi bir onun altında hafif bir düşüş görülmüş. Ya bu seviyelerde kalacak işsizlik ama atıl iş gücünü ve genç işsizliğini tabii göz önüne almak gerekiyor. Bir de bunun yanında benim dikkatimi çeken geçen aydan beri bir durum var. Hatta uzun bir süredir ama geçen ayda çok hızlı bir artış vardı. Erkeklerde bu işsizlik oranı %16,2 mesela genç işsizliğinde ama kadınlarda %24,7. İşsizlik oranlarında da erkeklerde işsizlik daha düşük, kadınlarda çok daha yüksek. Bunun da ele alınması gereken bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Deniz, senin yorumun ne olur? Hemen kısaca bir yorumunu devam edeyim. Ben artık bu verilere güvenmiyorum. Yani çok sağlıklı açıklandığı kanaatinde de değilim. Çünkü sokakta başka bir şey görüyoruz. Yani iş arayanlar, bugün bizim gazetenin manşetinde var. Meral Hanım'la, Meral Akşener'le konuşan işte dönerci öğretmen olduğunu söylüyor. İşte başka bir yerde çalışan biri sosyolog olduğunu söylüyor. Memlekette bir plansızlık var. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki iş var, çalışacak adam yok. Yani vasıfsız işçi aranıyor ama siz sürekli bir yerlerde işte sosyolog, öğretmen, mühendis vesaire yetiştiriyorsunuz. Sürekli tabela üniversitesi açıyorsunuz. Sürekli oradan diploma dağıtıyorsunuz. Ondan sonra iş beğenmiyorlar. Adam makine mühendisi olmuş, dönerci eleman arıyor. Yani bunu bir araya getirmek mümkün mü? Değil.
Yani o zaman o dönercinin iş ilanına yani ilgi göstermeyen makine mühendisini suçlayabilir miyiz biz? Böyle bir tablo var Türkiye'de. Artı ben öyle %10 falan olduğunu da zannetmiyorum. Gerçek işsizlik rakamının aynı enflasyon gibi daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir de Mithat hocamın söylediği şey doğru. Memlekette büyüme tamamen enflasyona dayalı bir büyüme. Finans üzerinden yaşanan bir büyüme. Zaten detaylarına baktığınızda da görüyorsunuz. Çalışan kesimin gayri safi milli hasıladan aldığı pay %36'lardan %25'lere düşmüş. Yani evet. Bu demek ki çalışan kesimin bu büyüme içinde herhangi bir rolü yok. Tam tersine çalışan kesimin aldığı, kazandığı vesaire sürekli azalıyor. Sürekli ekonomi içinde çalışan kesimin payı düşüyor. Bu böyle bir şey olur mu? Yani belli ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Para basılıyor. Zaten istihdam da bu verilere göre de 148 bin azalmış görünüyor. Tabii tabii. Hayır, ben mesela rakamlara bu olmasını hiç yapmak istemedim. Hani başka konuşacağımız konular da var diye, ama şimdi sevgili Deniz Zeyrek o kadar güzel bir pencere açtı ki şimdi mesela finans kesiminde siz çok da iyi bileceğiniz gibi yani yılbaşından bu yana bankanın karlarında %472'ye varan bir kar var. Yani bir korkunç bir şeydi. Yani son 30 yılda 40 yılda falan görmediğimiz bir şey. Bir tuhaf bir şey var. Bunu analiz edilmesi lazım. Gelir dağılımı büyüme 7.9 deniyor. Gelir dağılımı bozuluyor. İşsizlik rakamları 10'larda 11'lerde adeta demir atmış oraya. Belli ki bu rakamlar çok sağlıklı yansıtılmıyor. Şimdi mesela geçenlerde Adıyaman'da bir tane okula 6 tane temizlik işçisi alınacak. 3683 kişi başvuruyor. Şanlıurfa'da bir tane kamu kuruluşuna 16 tane temizlik işçisi alınacak. 60.718 kişi başvuruyor. Şimdi korkunç bir şey. Bunun için nasıl işsizlik %10 oluyor? Hani konu ekonomiye dönmesin diye ben çok girmek istemiyorum ama yani şimdi bunlar hiçbir tanesi doğru değil. Ve bu, bakın bu temizlik işçiliğe başvuran bir üniversite mezunu falan da var. Evet. Evet. Yani altılı iş gücü iş yok var. Diğer onun için değil, diğer evet. Rakamlar için de söylüyorum. Yani mesela burada neden kadınlardaki işsizlik oranı ve altılı iş gücü kadınlarda daha çok artıyor? Yani iktidarın kadınlara karşı bir ön yargılı demek ki bakış açısının sahadaki iktisadi olarak rakamsal tezahürü bu. Mesela erkeklerde işsizlik 8,6, kadınlarda 13,1. Evet. Genç nüfusta da aradaki makas iyice açılıyor. Mesela %19 genç işsizliği kadınlarda %24'ün üzerine çıkıyor, %25'e varıyor. Hani bu rakamlara göre konuştuğumuzda bile altılı iş gücü, genç işsizliği vesaire düşüş olsa da yüksek, yani düşük değil ki zaten bu rakamlara göre de. Deniz, kusura bakma sözünü kestim, tamamlayabiliriz. Yo, estağfurullah. Yani benim söyleyeceklerim de 3 aşağı 5 yukarı bunlardı. Türkiye'de maalesef yani tam post-truth çağı dedikleri şey bu. İktidar bir algı yaratmaya çalışıyor bu rakamlarla. TÜİK de bunun en büyük enstrümanına dönüşmüş vaziyette. Ama vatandaşın yaşadığı gerçek başka. Ama propaganda gücü o kadar yüksek ki bu algıyı gerçeğin önünde tutmayı başarabiliyorlar. Yani baktığınız zaman Türkiye'de işte faizler %13. Bankalara gidin bakalım, %13'ten kredi alabiliyor musunuz? Artı yani şimdi Mithat hocam söyledi, bankaların karları arttı. Sadece bankaların karları artmadı, o bankalarda paralarını tutanların da karları arttı. Yani işte herkes açıklıyor, konuşuyor. Yani 60 milyar lira 6 ayda o bankada para tutan insanlara dağıtıldı. 1.3 trilyon lira kur korumalı mevduatta para tutuluyormuş. Evet. O Türk Hazine Bakanı açıkladı. Sevgili Deniz, o Türk Lirası, KKM'ye Türk Lirası yatıranları hazinenin ödediği para. Bir de dövizi olduğu gibi dövizini bozmadan döviz olarak yatıranları Merkez Bankası ayrı ödüyor. O da 80 milyar lira. İkisini toplarsanız yani devletin kasasından çıkan 180 milyar lira. 140 milyar lira, özür dilerim. Ama işte görünürde büyüyoruz. Yani tabii. Görünürde o bankadaki paralar büyüyor ama bizim cebimizden, yani vatandaşın cebinden parası olanların cebine bir transfer yapılıyor. Ya bu gerçekten korkunç bir şey. Yani hazinenin durumunu hiç kimse bilmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı çıktı açıkladı mesela. İşte şey, dostlarımızın verdiği borçlar sayesinde yani orada borç alıyorsunuz, hazineye koyuyorsunuz. Hazinede şu kadar para var diyorsunuz. Ya borç evet yiğidin kamçısıdır ama
o para size ait değildir yani. Kendi paranız gibi gösteremezsiniz. Şimdi hep o 128 milyar dolar meselesi aklıma geliyor. Geçen o kadar ilginç bir şey oldu ki, Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için gereken para dediler 128 milyar dolar. Yani savaş görmüş, Rusya tarafından yerle bir edilmiş bir ülke ayağa kaldırmak için 128 milyar dolar gerekiyormuş. Bizim hazinedeki Merkez Bankası'nın 128 milyar doların ne olduğunu bir yıldır herkes kampanya yapmasına rağmen daha öğrenemedik. Ve şimdi Cumhurbaşkanı onun yerine konulan 100 milyar dolar civarında dostlarımızın verdiği borçlarla övünüyor. Yani bu duruma düşmüş bir ekonomi var. Ve biz burada çıkıyoruz, enflasyon işte %80, gerçeği nedir herkes gayet iyi yaşıyor, biliyor yani, hissederek sokakta, markette, pazarda yaşıyor. İşsizlik %10, gidin bakalım iş bulma kurumunun önündeki insanlara bunu söyleyin, inanacaklar mı? O iş bulma kurumunun o binaların önünü aşındıran o insanlara siz bu rakamı ikna edebilir misiniz inanmalarına? Bence edemezsiniz. Dolayısıyla da yani ben hep bunu hatırlatıyorum. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Gaziantep'te bir patronun, bir fabrika patronunun sahibinin yönlendirmesiyle, bakın işte işçi alıyor, bulamıyor diye açıklama yaptı. Ben de ertesi gün o fabrikayı aradım, iş aradığımı söyledim. Aramadıklarını söylediler. Yani bu kadar bu işi, bu sanal algı yaratma işini bu kadar iyi yapıyorlar. Adam çıkmış gözümüzün içine baka baka, biz eleman arıyoruz ama bulamıyoruz diyor. Cumhurbaşkanı'na da inandırıyor. Cumhurbaşkanı da bunu tekrarlıyor. Ertesi gün bizzat kendim aradım o fabrikayı, iş arıyorum diye. Yok dediler, biz iş eleman falan aramıyoruz. Bilmiyorum ben, hani tekstil fabrikası. Hayır, tekstil fabrikası falandır muhtemelen. Dikişte dikeriz yani, ne olacak sanki? Ütü yaparız en kötü yani. Ha yani ben test etmek için aradım yani. Ama yok, eleman almıyoruz diye defalarca aradım. 2-3 kere farklı şeylerini aradım. Genel müdürlüğünü aradım. Deseydin siz böyle söylediniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle iletti diye. Ama işte telefona çıkan patron olmuyor ki, patron olsa söylerdim yani. Ama iş gariban santral memuru, işte insan kaynakları çalışanı vesaire, onlarla muhatap oluyorsun. Onlara söylemiyorsun ki ya patronum böyle diyor diye. Böyle bir tablo var memlekette maalesef. Evet. Nasıl Güngör, hoş geldiniz. Günaydın. İşsizlik rakamları geldi de ayın 17'si malumunuz. %10. Günaydın. Evet takip ediyorum. Rakamları duymuşsunuz herhalde. Genç işsizliğinde evet %20'nin altında bir seyir var. İşsizlik %10'da kalmış. Hızlı bir artış yok. Altılı iş gücü %22,5. Yüksek. Kadınlarda işsizlik oranı çok yüksek. Ya mesela %10'un 10 normal işsizlik. Erkeklerde bu 8,6, kadınlarda 13,1. Genç işsizliği %19 ama genç kadınlar arasındaki işsizlik %25'e yaklaşmış. Böyle de bir durumu var. Zaten istihdamın yarısı Türkiye'de hizmetler sektöründe, onu da aktaralım da, perakende de, turizmde, onu da söyleyelim. Ama zaten orta vadeli programda %10 civarında bir seyir bekliyor önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yılda. Durum bu özetle. Buradaki bence en tehlikeli rakam, en can sıkıcı rakam her zamanki gibi genç işsizlikteki ortalamaya rağmen, hani kadın genç işsizlik, erkek genç işsizlik ortalama %19,1. Bu tabii gelecekle ilgili umutlar, insanların aldıkları eğitimler, arayışları vesaire, bunlarla birlikte düşünüldüğünde kaygı yaratacak bir gelişme. Öte yandan şöyle bir şey de var. Hem Mithat Hocam hem Deniz'i kısmen dinlemeye çalıştım gelirken açıkçası. Yani büyümenin hemen zaten bu tür işlere yansıması diye bir şey söz konusu olmaz. Ama büyümeyle ilgili stratejinizi demek ki gözden geçirmeniz ve farklı araçlarla da desteklemeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye büyüyor. Bu önemli. Buna zaten önemsiz diyen yok. Ama sadece büyüme üzerine ya da sadece büyüme üzerinden yaptığınız tanımlarla yola devam etmeniz doğru mudur değildir? İşte buna bakmanız gerekiyor. Ben bu kur korumalı mevduatla ilgili söylenenler, yani aşağı yukarı yüz binlerce insan var orada. Çok da büyük rakamlarda bir para tutuluyor. Bunun dışında Türkiye'de başka bir sorun olduğunu düşünüyorum. O sorun da gayet açık bir biçimde şu. Ha, Türkiye'ye para gelişiyle ilgili o tartışmalara da ben farklı bakıyorum. Onu da dilerseniz konuşabiliriz. Gündemimizde hangi başlıklar var, ne kadar süremiz olacak bilmiyorum ama
Fakat mesele şudur. Şimdi Türkiye... Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını söylüyorsunuz değil mi? Şu anda 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konusunda hazırlık içinde olan ya da istekli olan firmalar var dedi. Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı. Döviz rezervi noktasında rahat hareket etmemizi sağladı bu durum. Dost birçok ülke gerekli desteklerini veriyorlar sağ olsunlar dedi. Bir de sosyal konuttan icralık borçlara, KYK borçlarına ve emekli yaşa takılanlar sözleşmeli personele kadar bir dizi adım atılacak. Bunlar da ciddi bir rahatlama getirir diye de düşünüyorsunuz herhalde. Ona mı vurgu yapacaktınız? Çok çok yok, ciddi bir rahatlama getirir getirmez onu şu an öngörmek zor. Konutla ilgili hamleler mi acaba diye tartışılıyor. Konutla ilgili hamleler konutla ilgili hamleler her zaman bir rahatlama getirir. Bence o çok geç de kalmış bir iş. Yani son birkaç yılda yeniden o alana dönülmeliydi. Yani yatay dikey tartışmasını bir kenara bırakırsak, daha önceki dönemde TOKİ ile ilgili yapılan hamleler önemliydi. İnsanların ev sahibi olmasında, inşaat sektöründe fiyatların belli bir düzeyde kalmasında etkili olmuştu. Umarım bu hamlede işe yarar. Ama benim söyleyeceğim şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplamda Türkiye'nin Eylül ayında ilginç bir trafiği var. Bir tanesi Semerkant'ta, öteki de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Bu ikisi de bize bu şunu söylüyor. Yani buradan çıkış, buradan çıkışın bir tek yolu var. Yani sadece büyümeyle değil. Yani istihdamı artırmak, ihracatınızı artırmak, ihracatla ithalat arasındaki o oranın bozukluğunu düzeltebilmek, cari açığınızı düşürmek. Yani bunun için de durmamanız gerekiyor. Şimdi hani buradaki temel mesele bu. Büyüme demek tamam, durmamak demek. Yani Türkiye durmuyor, üretiyor, üretim iştahı yerinde vesaire ama İthalatın ihracat karşısındaki oranını daha sahici ve daha Türkiye'nin lehine dönüştürmezseniz yaptığınız iş hani boşuna bu çarkı döndürmek haline de dönüşebilir. Hem Şangay İşbirliği meselesinde hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verilecek mesajlar Türkiye'nin, öyle çok da zamanı kalmadı Türkiye'nin o konuda, onu da söyleyeyim. Yani bunu aylardır ben kendi payıma konuşuyorum filan da. Türkiye'nin dünyada durduğu yer konusunda bize daha çok şey söyleyecek. Bu da sizin nerede ticaret yapacağınızı, nerede önünüze yeni pazarların açılacağını, kimlerin gelip ülkenize yatırım yapacağını yahut yapmayacağını belirleyecek bir konu. Ben oraya bakıyorum. Yani bir çıkış yakalayabilirsek oradan yakalayacağız. Planlama konusundaki sıkıntılara vesaire, onlara her zaman katılıyorum. Ben Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili de kamuda, bakan yardımcılıklarına dönüştürülen müsteşar ve müsteşar yardımcılığı kadrolarının kaldırılmasının getirdiği dağınıklıkla ilgili eleştirilerimi hep söyledim. Onlar hataydı. Çünkü toplumun değil, ülkenin hafızasıydı o. Toplamda ülkeye ait bir hafızaydı. O hafıza ne yazık ki gerilerde kaldı. Bence yol yakınken Türkiye'nin planlama konusunda yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bunu bugün yapar, yarın yapar, yapamazsa bir başka iktidar yapar ama Türkiye bunu yapmadan sağlıklı biçimde yoluna da devam edemez. Bu da çok açık. Yani bunu illa bu rakamlara bakarak da söylemiyorum. Bu rakamlar daha iyi olsa da, belli sürprizler, belli ticari alanlar önünüze açılsa da, bunu devam edebilir hale getirmenizin tek yolu doğru bir planlamadır. Yani bunun da altına çizmiş olayım ben de bu turda. Doğru. Deniz şöyle haklı. Siz birçok üniversite açtınız. Çocuk o üniversiteden mühendis olarak, inşaat mühendisi olarak ya da ne bileyim işte yani başka bölümlerden işletme okuyor, iktisat oluyor, ekonomi okuyor, öğretmen olarak mezun oluyor. Şimdi siz çocuğa sizin sunduğunuz iş, gel burada işte ne bileyim işte dönercide çalış, gel burada döner kes, işte git yemek pişir, git bulaşık yıka gibi bir şeyse çocuk diyor ki o zaman ben mühendisim, hani bu iş orantılı değil. Ama dediğiniz gibi bazen bir iş ilanına çıkıyorsunuz, binlerce insan müracaat ediyor. Bir uyumsuzluk var, bir planlama yok. Evet, tabii, plansızlık yok. Var nasıl görünüyor ne dediği yani gibi. Doğru bir durum bu. Tabii, mesela hukuk fakültesi önemli bir olan. Bir şey ilave. Dediğiniz gibi çocuk avukat olmuş. Buyurun hocam, buyurun. Estağfurullah. Şimdi mesela hukuk fakültesi tercih ediliyor. Özellikle vakıf üniversitelerini kastediyor. Vakıf üniversiteleri hukuk hemen tercih edilir. Kayda gidip dönüşür bu. Kayda dönüşürse de fakülte üniversitesinin kasasına para girer diye önüne gelen hukuk fakültesi açtı. Şimdi hukuk fakültesi çalışacak doçentten falan doktordan vazgeçtim. Yani oralarda bulunan avukatları falan derse sokarak birçok hukuk fakültesi idare ediyor. İşin içinde olduğum için biliyorum. Sonra bunu önleyelim diye o zaman Türkiye'de ilk 150 bine girerseniz hukuka yazabilirsiniz dediler.
Tıpta da 50 bindi. Sonra bu sefer bir hukuk fakültesine biraz başvuru azalınca yani bu sefer vakıf üniversitelerinin lobisi YÖK'e baskı yaptı. Onu tekrar bilmem bir şey daha bir indirdiler. Bu sene barajı kaldırdılar. Şimdi dolayısıyla hani bu şeye benziyor. Bize plan değil pilav lazım gibi bir durum oluyor. O zaman ne oluyor? Taze fasulye tartıyor çocuk. Orada röportajı oluyor televizyonda. Sosyal bilgiler öğretmeniyim ama aslında pazarcılık yapıyorum diyor. Böyle bir takım trajik görüntülerle. Yani şimdi sevgili Nasuhi'nin söylediği gibi bu işte planla, devletin hafızasıyla yani o müsteşarlıktan bahsetti. Yani öteden beri gelen bir hafızası olması devleti lazım. Benim ne kadar ihtiyacım var? Peki. Benim ne kadar ihtiyacım var? Yani mesela bunu hesaplamadığınız zaman 20 milyon ton buğday üretiminiz 17 milyon tona düşüyor. Bu sefer dışarıdan alayım diyorsunuz. Tarım falan küçülüyor. Falan. Tabii. Son büyüme verileri onu Ukrayna gördüm. Bile savaşın ortasında plan yapıyor. Şimdi diyor ki 22 milyon ton benim silolarımda kaldı ama bunu silolarımda tutamıyorum. Şimdi yeni hasatla beraber savaşa rağmen 60 milyon ton elimde buğday olacak. Ben bunu barındıracak silom yok. Bir derhal bir uzlaşı bir konsensus olsun. Bunu aç olan ülkelere yollayalım. Gönderelim bunu. Orada yani bu bir plan meselesidir. Savaşta olan ülke bile plan yapıyorsa Türkiye'nin oturup haydi bunu oturup plan yapması lazım. Hocam kısa bir şey soracağım. Bütün bu hani işsizlik rakamları, altılı iş gücü, genç işsizliği, bütün bunlar hani gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? İşsizlikte böyle bir stabilite yakalandı mı? Büyüme, istihdam yaratan bir büyüme mi? Tartışmaları vesaire. Zaten bir ekonomik yani enflasyon %80 hayat pahalılığı var ve insanların işsizlik yani çalışan insanın bile çok ciddi sıkıntıları var. Para yetmiyor diyorlar, ücret yetmiyor, maaş yetmiyor diyorlar. Emeklilerin sıkıntısı var, işsizlerin daha büyük sıkıntısı var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi, biz biraz daha olumlu ayrıştık diğer piyasalardan. Avrupa ve Avrupa'daki çok ciddi kriz nedeniyle, enerji krizi nedeniyle. Şimdi dışarıdan para gelecek, Türkiye yatırım çekecek, bir sermaye girişi olacak. İşte biz ekonomide dar gelirliğe dönük, emeklilikte yaşa takılanlara dönük, sosyal konut projesiyle bir dizi adım atacağız ve ekonomiyi rahatlatacağız. Bakan da diyor ki enflasyonu da aralıkta biz düşüreceğiz. Baz etkisiyle bir düşme de olabilir gerçekten. Ama hani gerçekten bir düşme mi hissedecek miyiz bilmiyorum. Tartışılır. Dolayısıyla bunlar olumlu yansır mı? Yani hayatında insanların bir değişim yaratır. Şimdi şöyle, siyasete de yansır mı? Tabii şöyle ondan başlayayım sevgili Ebru Baki. Nasuhi Bey güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani ihracatın ithalata bağımlılığından ve ithalatla ihracat arasındaki mealen söylüyorum. Makasın bu kadar büyük olmasından pozitif anlamda kurtulamadığım sürece kısır bir döngü böyle bir devam eder durur dedi. Bunu destekleyecek şimdi, bir veriyi parantez içinde söyleyeyim mi? Cari açık Temmuz'da 4 milyar dolarla beklentilerin üzerinde. Ocak-Temmuz'a bakıldığında bu programın ana hedefi cari fazla vermek çünkü. Ama enerji maliyetleri, Rusya-Ukrayna savaşı bunu engelledi. Enerji tabii, maliyetleri nedeniyle... Geçen ayda 10.79 milyar çıktı şey. Dış ticaret. Dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı çok büyük, yani iflah olmaz bir duruma doğru gidiyor. Cari açıkta şey, turizm sezonu da bitiyor. Onu da 48-50 milyar civarında, dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ocak-Temmuz'da da 36.6 milyar dolar. Kendimizi biz düşünüyoruz. Yani işte Rusya'dan doğalgaz alıyoruz. Doğalgaz fiyatları biliyorsunuz %320 falan filan arttı. Yani Avrupa çok büyük bir sıkıntı. Almanya büyük tedbirler alıyor. İngiltere çok büyük tedbirler alıyor. Şimdi dolayısıyla bu mevcut doğalgazda bir kısıntıya bir sıkıntı varsa Avrupa'daki üretime de yansıyacak. Fakat evet, şöyle bir durum var. Biz kendimizi dünyaya, kendi kafamızın ve gönlümüzün pencerelerini kapatarak biz kendimize bakalım. Ya bizde doğalgaz sıkıntısı olmaz. Biz burada hayat devam eder gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bizim ihracatımız Avrupa'ya. Eğer Avrupa'nın bizden alım gücü, alım hızı, alım ivmesi düştüğü anda dış ticaret açığı ve cari açığı daha büyük boyutlara gitme tehlikesi gibi bir durum var. Bu bir. İkincisi, rakamla %80 enflasyon var dediniz sevgili Ebru Baki. Evet. Şimdi nasıl yani işte bunu doğru kabul etmek bile vahim bir durum. Doğru kabul etmek bile vahim. Ama doğru kabul etme konusunda tereddüt hasıl olma konusunda da sayısız parametre var. Şimdi üretici devletin verdiği yani TÜİK'in verdiği üretici enflasyonu üretici fiyatı %143 arttı diyor. Yani bizim üretici, bizim toptancı, bizim dağıtıcı o kadar merhametli, o kadar şefkatli, o kadar böyle Ali Cenap ki yani bunu şey yapıyorlar. Böyle perakendeci de söylüyor. Perakendeciler de onu uyumuyorlar. Aldığından daha ucuz satıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Üretici enflasyonuna dikkat çekiyorsun. Tabii. Yani bu mesela maliyetler böyleyken o kadar önemli ki bu kadar fark olmazdır. Olmaz tabii. Olmaz. Yani. Bir başka bir şey konu açıldığı için aklıma geldikçe söylüyorum.
Şimdi mesela bir takım tedbirler alacağız diye diyor. Devletin tedbirler alması doğru, güzel bir şey, kötü bir şey değil. Diyor ki mesela 5,5 milyon icra dosyası şeyden kaldırılıyor. 2000 lira ve 2000 liranın altı borcu olanlar. Elektrik, su, doğalgaz. Su kalkıp falan. Hı hı. Şimdi ama şöyle bir tablo var. Bir ülkede 5,5 milyon kişi 2000 lira ve onun altındaki borcu ödeyemeyecek ve icraya düşecek durumdaysa bu çok kötü bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. 5,5 milyon kişi 2000 lirayı ve 2000 liranın altındakini ödeyemiyor. Bildiğiniz ödeyememiş. Ödeyememiş. Yani bu çok korkunç bir tablo. Yani bunu ödeyememiş insanlar. Bunu, bunu iktidarın, bunu iktidarın 5,5 milyon kişinin bak da şeyini de siliyoruz diye, dosyasını siliyoruz diye böyle bir övünerek söylemesi kadar 5,5 milyon kişi 2000 lira için ve 1600 lira için, 1300 lira için nasıl icraya düşüyor ya? Bunu nasıl bulamıyorlar diye bunu düşünmesi lazım. Bu Sayın Nebati'nin 1 milyon kişiye yardım yapıyorduk, şimdi 4 milyon 300 bin kişiye yardım yapıyoruz demesi gibi bir şey. Bu iftihar edecek bir konu değil. Sizden yardım paketi alan 1 milyon kişiden 4 milyon 300'e çıktıysa ülke fakirleşiyor demektir. O bütün büyüme rakamlarına rağmen. Peki bu desteklerle bu düzelir mi? Çok zannetmiyorum dediğinizi anlıyorum ben. Tabii. Ben. Şöyle bir durum var aslında hocam. Kronik yoksulluk bir bağımlılık ilişkisi getirir ve her zaman iktidarların işine yarar. Ben çoğu zaman yani burada bir kötü niyet de olduğunu düşünüyorum. Yani bunun devam, yani insanlar sürekli borçlu kalsın. Sandık önlerinde konulduğunda ya şu kadar borcum var işte iktidar değişir bunu da ödeyemem daha da kötü olurum ya da şu kadar yardım alıyorum iktidar değiştiğinde bunu da keser. Hatırlayın burada Ankara'da belediye başkanlığı seçiminde işte CHP geldiğinde yardımlarınızı kesecek diye insanlara propaganda yaptılar, afiş astılar yani. Ama şimdi o günlerden insanların otomobil aldığı, mesela bir genç işe başladığında bir otomobil alabiliyordu. İşte yavaş yavaş hani ev alabildiği, yurt dışına hani böyle seyahatlere gidebildiği, uçağa binebildiği bir dönem yaşadı. Elbette Ebru. Şimdi bu standartları buraya yükseltip buradan birdenbire çok ciddi bir düşüş yaşanması bir sarsıntı getirir ve geniş bir kesimi etkiler. O yüzden hani gerçekten böyle bir durum yaratır mı emin olamadım. Şimdi şöyle düşün, son 20 yıl, AK Parti iktidarında geçen 20 yıl çocuklar enflasyon işte bilmiyordu. En az bir 7-8 yıl biz o şeyi yaşadık. Yani işte 2005 yılından itibaren 2000 toparlanmaya başladıktan sonra 2013 yılına kadar bir şey oldu, düzelme oldu. Gerçekten de mesela ben hep aklımda kalan siyasi propaganda sloganlarından biridir Tansu Çiller'in iki anahtarla seçim kampanyası yapması. Bunlar çok değerli şeyler kısmen. Ve bu mümkün oldu ama onu da işte şeyini çıkardılar. Yani şu anda düşünün 100 evden 25'i boş. Yani üretilen konutlardan 100 konuttan 25'i boş. İşte oradan orada yani standartları çok hızlı yükseltip oradan bir geri geliş olunca onun etkisi senin söylediğinden daha büyük olabilir gibi geliyor bana biraz da. O yüzden söyledim. Hemen işte döneceğim ya. Ama bir canlı yayınım var. Bir bağlantım var. Onu yapıp hemen döneceğim. İstanbul Güngören'de temel kazısı sırasında hemen yanındaki binada çatlaklar oluşuyor. İki bina tedbir amaçlı boşaltılıyor. Bina sakinlerinin bir kısmı geceyi sokakta geçiriyor. Bir kısmı akrabaların yanına gidiyor. Ne o? Bir ev kentsel dönüşüme giriyor, yıkılıyor. Yanındaki iki ev feci. Nasıl yapılıyor? Bu anlamadım ki ben. Öznur Karşı Çetiner bize bir anlatsın ne olmuş. Ondan sonra devam edelim. Ebru Baki, kazının yapıldığı inşaatın sahibi, müteahhit de burada. Kendisine göre temel yerinde herhangi bir göçük olmadı. O yüzden kendisi diyor ki bizim inşaatla bir ilgisi yok. Şimdi Güngören Belediyesi'nin mühendisleri de iki binanın içindeler, geldiler. Sanıyorum önce bir gözle kontrol yapılacak. Sonrasında belki karot alınma süreci de olabilir. 32 numaradaki bu bina 4 katlı. Emre şöyle bir geriye doğru gelirsen gösterelim. Bina aslında Ebru Baki 3 katlı artık birçok
haberde, görüntüde alışkınız bu görüntüleri görmeye. Tahmin ettiğim kadarıyla da yanılmıyorsam binada en son iki kat sonradan yapılmış. Zaten şimdi görüntüden siz de çok net anlayacaksınız. Binanın bir orijinal haline bakın, üç kata, bir de son iki kata bakın, eklenti var. Sonrasında ilave edilmiş. Tabii bununla mı alakalı bu çatlaklıklar, onu bilmiyoruz. Mühendisler dediğim gibi inceleme yapıyor. Hemen yanındaki 34 numaradaki binada da çatlaklar var. Şimdi Emre size gösterecek. Bakın çok da yaklaşmak istemiyorum. Hemen şu kapı numarasının yazdığı 32 numaranın yanında bakın iki binanın arasında birkaç santimlik bir boşluk var. Öncesinde bu iki duvarın da birbirine bitişik olduğunu söylüyor bina sakinleri. Biraz daha şöyle gelelim. 34 numaradaki binayı gösterelim Emre. Bu bina yandaki binadaki yan binadaki çatlaktan etkilenen bina. Şimdi dışı kahverengi beyaz olan bu bina. Binanın zemin katını gösteriyor. Burada da bir daire var. Önünde boş bir alan var. Bakın odanın hemen altındaki betonun olduğu noktada da beyaz sıvanın olduğu yerde de bir açılma olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yine şu şekilde boruların hemen kenarında açılmalar olduğu görülüyor. Biraz daha şöyle ilerleyelim Emre. Kazı alanını da gösterelim. Kazı alanından mı? Burada da yeni bir inşaat süreci başlıyor. Sanıyorum kentsel dönüşüme giriyor. Müteahhit Bey de burada beni onayladı. Bir bina yıkılmış, yerine yenisi yapılacak. Derinde bir temel var. Genelde neden siz de bu şekilde söylediniz? Çünkü bu şekilde derin temeller açıldığında yan binayı ya da onun yanındaki binayı etkileyebiliyor. Temelde bulunan su, zeminin sağlam olmaması gibi durumlar nedeniyle yan binalara bu derin temel kazıları bazen özellikle de eski binalara etki yapabiliyorlar ama burada öyle bir durum söz konusu mu bilmiyoruz. Dediğim gibi Güngören Belediyesi'nin hem zabıta ekipleri burada, mühendisler içeride iki binada da inceleme yapıyorlar. Bu arada okulun ilk günüydü tabii ki talihsizlik. Bu iki binada toplamda 21-22 aile var. Çok sayıda da haliyle illaki çocuk olacaktır. Dolayısıyla bu iki binada yaşayan çocuklar bugün okullarına gidemediler. Dün akşam meydana geldi çünkü bu hadise. Bir kısmı otelde, bir kısmı yakınlarının yanında kalıyorlar. Diyelim ve incelemeler sonucunda binaların akıbeti belli olacaktır. Bu arada İstanbul'da yağış da başladı. Bunu da hatırlatalım. Neyse ki sabah okul başladıktan birkaç saat sonra yağış etkisini gösterdi. Çocukları etkilemedi ama akşam saatlerinde bir kez daha hatırlatalım. Hem trafikte hem de hava konusunda dikkatli olmakta fayda var Ebru Baki. Öznur Kastetiner, çok teşekkür ederim. Çok net görüntülerle, arkadaşımızın görüntüleriyle aktardı Öznur. Bizim oturduğumuz yerde de bitişik nizam, apartmanlar ve kentsel dönüşüm de yok, çok yoğun. Ve her binanın yıkılması çok büyük bir tedbiri de beraberinde getiriyor. Hı hı. Çünkü bitişik nizam. Tabii. Yani bir sürü apartmanı etkileyebilecek şekilde bir sıkıntı olabiliyor. Binalar eski. Ya mesela bunu temel kazın baştan önce neden fizibilite yapılmaz? Diğer binalar ne kadar etkilenir, evet, ne kadar etkilenmez? Kat çıktı, yani neden böyle birdenbire sabaha karşı evi boşaltın diye yazık ekipler. Yazık bugün okullar yani açılıyor. Bu çok ilkel bir şey yani. Bu yazık eşyalar şey. Orada. Evin yani bir de senin şu anda... Hani nerede oturacaksın, ne yapacaksın? Çeyrek asır geçti İstanbul depreminden. Oh. Hala yani mesela kaç tane binanın şeyi röntgeni çekildi, kaç tane bina, bunu bir takım rakamlar veriliyorlar mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ama bu ne kadar doğru, ne kadar hakikat hala bilmiyoruz. Yani toplanma alanlarından şey oldu, yeni toplanma alanları neresidir, gelin ilk tedbirler nelerdir? Binaları yani bizim çok eski bilmiyorum bir yani. Semt mesela çok eski binalar çok tehlike içerebiliyor. Kısa bir ara devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. Sorun aktarmak istemiyorum ama yani şu kentsel dönüşümde bu durum beni çok geriyor. Çünkü evler çok eski. Hepimiz bu evlerde oturuyoruz. Yan bina yıkıldığı zaman stresi düşünün yani. O yüzden yine böyle bir haberi aktardık. Yani kentsel dönüşümde bir sorun. Binayı yık, yenisini yap olmuyor işte. Gibi sorunlarımız var yani. Şimdi siyasete geçeceğim. İzmir'in 9 Eylül kutlamalarına bir bakacağım da var mı ekleyeceğiniz şey? Deniz, seni kesmiştim, buyur. Yok, hayır, ben tamamlamıştım. Tamam. Benim ekleyeceğim birkaç şey var ama. Buyurun. Buyurun Nasuh Bey. Tamam.
Şimdi bu planlama meselesini yazınca birkaç dostumdan böyle ilginç mesaj aldım. Bir tanesi siyasetçi. Diyor ki son yıllarda, son 3 yılda sende sosyalist eğilimler görüyorum. Vallahi benim ağzımdan almış nasıl. Vallahi o şöyle değil tabii. Şimdi bu işin Mithat Hocam, sevgili hocam buradayken onun daha iyi bildiği alanlara bulaşmayayım ama şöyle de bir şey var. Bu planlama konusu hani dünyada işte böyle sosyalist ya da buna benzer daha yakın tondaki ekonomilerde de öyle çok aşırı hani başarılı olmuş, milletin başı göğe ermiş falan değil. Bizde de devlet planlama teşkilatının olduğu dönemlerde işler öyle mükemmel falan gitmiyordu. Bu gerçekleri de unutmayalım. Ama öte yandan serbest piyasa üzerinden her şey düzenlenir diyenlerin de tezlerinin çöktüğü bir dönemdeyiz. Fakat Türkiye'de şöyle bir problem var. Bugün mesela biz İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki problemi sadece işte HDP ve belli alanlar üzerinden tartıştık geçen hafta boyunca. Oysa ben hala ve ısrarla neredeyse bir yıldır bu iki parti arasındaki problemin özellikle ekonomide dünyaya bakışta olduğunu düşünüyorum. Bu diğer sorunlar onun sadece yansımaları. Belki de mazeretleri olacak, bilmiyorum nereye doğru evrileceği konusunu belki vakit olursa konuşuruz. Ama özetle şunu söyleyeyim. Türkiye'de AK Parti'nin başarılı olduğu söylenen işte finansın bol olduğu, paranın bol olduğu, insanların ev aldığı, araba aldığı, gelirlerinin yüksek olduğu. Gerçi o zamanlar da bu söylenmiyordu ama şimdi buradan geriye doğru bakıp bunu söylüyoruz. O dönemlere pek fazla kimse dokunmuyor. Ben mesela Altılı Masa'nın da çok ilginç bir biçimde o dönemlere fazla eleştiri getiremediğini ya da getirmediğini görüyorum. Çünkü Türkiye'de 12 Eylül değil mi bugün? Yanlış bir tarih vermiyorum. Doğru. 1980 darbesinden kısa bir süre önce alınan 24 Ocak kararları vardı. Aslında 24 Ocak kararlarının 12 Eylül'ün ekonomi politiği olduğuna dair bir iddia, bir tez vardır. Birçok önemli hocam, yine bunlar daha çok sosyalist çizgideki hocalar, bunu söylerler ve ben de buna yıllardır katılırım. Şimdi 12 Eylül'den sonra birdenbire bizim siyasi partilerimizin tamamına yakını, birkaç istisna dışında, birdenbire parti programlarında serbest piyasacı oldular. Yani muhteşem bir şekilde özelleştirmeci oldular vesaire. Geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta da şu. Yani diğer planlamacı ekonomileri bir kenara bırakırsak, bir kere tekerler, karteller oluşmaya başladı bunu yapanlar da. Bizde de tekerler var, konuşamıyoruz ne yazık ki. İkincisi, milli gelirin dağılımı konusunda adaletsizlik arttı, aynı durumdayız. Üçüncüsü, finans kaynaklı krizler sürekli devam ediyor. Sevgili Ege Cansen hocamdan da ilham alarak bunları size aktardım. Gelir dağılımı. Ama bizde belki bir dört, evet gelir dağılımı bozuk. Bir dördüncüsü daha var bizde, o da şu. Karmaşık modeller üzerinde savrulanlar var. Mesela bugün iktidarın düştüğü yerde orası, orada duruyor. Niye? İşte bir ekonomik model söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki şunları yapacağım ben. Ve bu model aslında anlatılanlara baktığınızda serbest piyasadan ayrılıyormuş gibi görünüyor. Ama ayrılmıyor. Aslında liberal kapitalist ekonomiden hiçbir farkı yok söylediklerinin. Dolayısıyla bu haliyle bize bir çıkış getirir mi? O yüzden endişeliyim ben. Yoksa kağıt üzerinde söylenenlere çok fazla bir itirazım yok. Başından beri de bu modelin Türkiye'ye katkı sağlayabileceğine inandım. Ama bunun için şunları yapması gerekir diye uzun bir listem var. Onun için şu anda zamanımız yok. Ama o listeden sadece bir şey söyleyeyim. İşte bu hani Semerkant ve Birleşmiş Milletler'e işaret ettim ya. Bir yer tercih edeceksiniz. Yani mutlak anlamda bir ittifakın parçası olduğu ülkelerin o dönemler geride kaldı ama ticareten ayaklarınızı, pazarlarınız neresi, nereye mal satacaksınız, nereden alacaksınız? Bir kere bu konuda bir kararlı olacaksınız. Yani bir orada bir burada olmuyor bu işler. Yani Türkiye'nin o konuda karar arifesinde olduğunu düşünüyorum. Bunu çok önemli buluyorum. Son söyleyeceğim de şu, bu üniversite meselesinde. Yani memleketimizin dört bir yanına üniversite açmak güzel bir şeydir, doğrudur. Ama hocamız söylediğine ben de ilavede bulunayım. Bunu doktorlar içinde, hukukçular içinde, birçok alan içinde söyleyebiliriz. Yani mesleki eğitime, meslek liselerine yani önem verme konusunda son birkaç yılda daha ciddi adımlar atıldığını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin mesleki eğitim konusunda daha radikal bir hamleye, bir devrime ihtiyacı var. Mesela meslek yüksek okullarının büyük bölümünün kapatılması lazım. Ve bundan sonra da üniversite açarken, bölüm açarken de 40 kere düşünmek lazım. Yani o kadar bölümden mezun olan mühendisi, hukukçuyu nereye, ne yapacağız, nasıl istihdam edeceğiz? Bence bu konuyla ilgili bu planlamayı yapanların ciddi bir fikirleri yok. Yoksa bu noktaya gelmezdik. Öyle tamamlamış olayım. Ki çocuklar iş bulsun. Birkaç bir şey ekleyebilir miyim? Hocam kısa olabilir mi? Buyurun. Yani 4 dakikada sürecek hepsi. 4 dakika tahmin ediyorum 4 dakikada sürecek.
Şimdi 1971'lerden itibaren esasında dünyada kalkınmacı, yani popülist ekonomik paradigmanın değişmesi gibi bir trend başlamıştı. Yani esasında dışarılardan borç bularak, içeride popülist böyle herkes istediğini vererek, kalkınmacı zaman zaman da para basarak falan, bu paradigma yerine esasında 71'lerden itibaren ihracatı dalını, kendi paranı kendin kazan, ihracata dalı büyüme, dış borçlara dayalı büyüme yerine dış borçlarını azaltarak dış ticaret fazlası veren bir paradigma. Türkiye bunu algılayamadı. Ve yani 70'li yıllar yani şey yıllarıdır, 90'lı yıllar gibi esasında bence kayıp yıllardır. Ve 80'li yıllarda 79 işte 24 Ocak kararlarıyla Türkiye esasında 12 Eylül biraz da onun daha disiplinli uygulamasıdır. Zira o zamanın işveren sendikaları başkanı Halit Narin'in şimdiye kadar hep işçilerin dediği oluyordu. Bundan sonra da bizim dediğimiz olacak sözünden de hareket edersek esasında iş dünyasının da zapturapt, yani çalışan sınıfı, emekçi sınıfları zapturapt, bu bahaneyle zapturapt altına alacakları bir dönemdi 1980. Bu arada 1980 hemen bugünle ilgili, 12 Eylül 1980 ile ilgili de aklımda kaldığı kadar söyleyeyim. 658 bin kişi hakkında soruşturma açıldı. 1.687.312 kişi hakkında fişleme yapıldı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı. 388 bin pasaport iptal edildi falan, bir rakam. 5.200 kişi hakkında idam istendi. Bunlardan 52 tanesi karara bağlandı. 49 tanesi infaz edildi. Yani bir yıl rakam verilebiliriz. Şimdi fakat şu aşırı, yani 12 Eylül'den sonra dünyada özellikle 90'lı yılların hızlanan bu küreselleşme olgusuyla beraber, bu doğrudur. Ticaret hacmi çok arttı 20 kat kadar, fakat gelir dağılımı 4 kat daha bozuldu. Yani emekçi sınıfının aleyhine olundu. Şimdi ya o ya bu değil yani esasında. Yani invisible hand, görünmez el her şeye çare oluyor anlayışı pandemide zaten bir şeye yaramadığı anlaşıldı. Bütün o İtalya gibi, Fransa gibi ülkeler çok rezil, çok acınacak durumlara düştüler. Yani illa ya planlama olmazsa görünmez el olsun. Hayır, görünmez o planlama olsun. Hayır, ya o ya bu değil. Yani esasında piyasa ekonomisiyle beraber devletin o merkezi ve çekirdek yapısının da planlamada böyle göz ucuyla gözetlediği bir model dünyada olabilir. Şimdi dolayısıyla bir önemli olan kalkınmayı başaramaktır. Çok devletçi gördüm hocam sizi. Efendim? Nasıl? Devletçi gördüm. Çok sizi. Devletçi gördüm. Hayır sizi. Hayır öyle değil, öyle değil. Hayır ben, yani bir devletçi değilim, onu açık söyleyeyim. Yok öyle olmadığını anladım ama. Tabii devletçiydim ama yani böyle bir yani böyle bir dönemde mesela pandemi çok şey öğretti diyorum. Yani evet, burada devletin eli her şeyin üzerinde olmalı. Tabii, hayır şimdi bak devlet niye yazdı? Diyor ki Almanya, yani mesela konuyu açıyor. Diyor ki zarar görecek doğalgaz mesela bu sene petrol sıkıntısından dolayı, üretim de bozulacak. Ben 68 milyar euroluk paket hazırlıyorum diyor. O zaman devlet lazım. O zaman devlet lazım. Diyor. Almanya 68 milyar euro şu anda paket hazırlıyorum diyor. O zaman devlet lazım. Devletçi yani evet, bunu düşünmek için devletçi olmak gerekmiyor. İşte yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. %80 sübvanse ediyoruz. Tabii. Ha, niye önemli planlama? Doktor memnun değil. Bakın. İşte ne bileyim, okudukça aklıma kalıyor. Millet de sen de sayı hastası mısın diyecek bana. Evet hocam, biraz son önce 6 yılda, yani son 6 yılda 62.375 kişi sağlık kuruluşlarından istifa etti. Son 5 yılda sağlık kuruluşunda çalışan 431 kişi intihar etti. Son 3 yılda 4.283 tane hekim yurt dışına gitti. Şu anda yılbaşından bu yana kadar 1.402 hekim ihal kağıdı alıyor gitmek için yurt dışına. Bu bir sağlık ikinci Çanakkale Savaşı'dır. Bakın diyor. İkinci Çanakkale Savaşı'dır. Çanakkale Savaşı'nda biz beşeri sermayemizi kaybettik. Yani beşeri sermayesinde yetişmiş insan gücümüzü kaybettik. İstanbul Erkek Liseli olsun, işte ne bileyim Mektebi Tıbbiyeli olsun, Mektebi Harbiyeli olsun, yetişmiş modern mekteplerde o zamana göre okumuş olan beşeri sermayesi kaybediyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Buna bir plan yapmak lazım. Buna plana göre. Yani doktoruma ben daha ücret vereceğim ama şu kadar doktor ihtiyacım var, şurada istihdam edeceğim, bunu yapacağım diye. Bu anlamda yani bir takım planlama olabilir. Çünkü ben bunu planlayamam. Benim plan, bunun müeyyidesi yok ki ben planım. Tamam hocam sana kendine kalsın derler planın. O da evde çekmeceye koy. Benim bir müeyyidem yok. Ama devletin bunu planlaması lazım. Doğru. Tabii ki. Doğru. Kritik noktalarda, kritik darboğazlarda devreye girmesi lazım. Şimdi bu bölümle bir giriş yapalım bakalım nereden çıkacağız. Yani görünen o ki dünya krizde, Avrupa'da ciddi bir enerji krizi var. Bizde para girişi, işte bu atılan adımlar biraz olumluya evrilir mi? Yoksa herkes yaşadığını bilir, sıkıntılar devam mı ediyor?
edecek mi? Enflasyon ne zaman düşecek? Bütün bunları tartıştığımız bir dönem. Daha da çok tartışacağız. Şimdi başka tartışmalar da yaşanıyor tabii. Kirayı, faturaları vesaireyi, çocukların okulu açılırken, işte yapılacak harcamaları düşünürken, işiniz, gücünüz, gelen borçlar, kredi ödemeleri vesaire derken, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuydu. O bayrağın artık 30 Ağustos'un Zafer Bayramı'nın tamamen İzmir'e Türk bayrağının dikilmesiyle düşmanın tamamen topraklardan, Anadolu'dan temizlendiğinin bir ilanıydı 9 Eylül. 100. yıl dönümünde de İzmir'de görkemli bir kutlama vardı. Tarkan konseri 2 milyonu aşkın kişiyle en büyük 5 konser arasına girdi. Dünya tarihine yazıldı. Görsel açıdan bakıldığında muhteşem, inanılmazdı. Ama Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "bu toprakları yönetenler gaflet, delalet, hatta ihanet içindeydi" sözleri de büyük tepki çekti ve tartışma yarattı. Hatta tarihimizi düşman gözüyle yorumlamak iflah olmaz bir cahillik. Osmanlı'ya laf söylemek böyle dönemde Yunanistan'ı adınıza, ağzınıza almadan nasıl bir akıl tutulması gibi tepkiler ardı ardına geldi. Bizim gibi büyük milletlerin hayatı hikaye okunur gibi okunmaz değerlendirmesinde bulundu mesela Numan Kurtulmuş. Adama sormazlar mı Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı subayı değil miydi diye. Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kavga ettirilmeye çalışıldığını söyledi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Bu vurgu da çok geldi. Şimdi böyle bir kutlama, böyle bir kalabalık, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, aynı zamanda zaferin de ilanı tabii, 30 Ağustos'un devamıydı. Bu zaferin tam olarak ilan edilmesiydi tüm dünyaya. Ama tartışmalar da böyle oldu. Nasıl değerlendirdiniz? Hocam sizle başlayalım mı? Şimdi Osmanlı'nın son döneminde, dalmaya yüz tuttuğu dönem itibariyle diyebilirsiniz ki yani saray etkin gücünü kaybetmiş olmasından dolayı gerek Paris Anlaşmaları'nda 1. Dünya Savaşı sonrası, gerekse savaş içerisindeki İttihat ve Terakki döneminde, İttihat yani 1. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşı'nda mesela Selanik'i, Hasan Tahsin Paşa bir tek kurşun atmadan oturuyor Yunanlarla şey yapıyor. 15 Mayıs. O protokol imzalıyor, devrediyor. Mesela Yunanlar Hasan Tahsin Paşa'yı çok sever. Ve İstanbul'da saraydan gelen mukavemet edin talimatlarına uymama pahasına. Hasan Tahsin Paşa mı dedi? Hasan Tahsin, tabii. Şimdi bunları mesela eleştirebilirsiniz. İşte ne bileyim ben sarayın İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilafçı, İttihatçı araştırmalarına, işte Adem Merkeziyetçi ya da Merkeziyetçi, işte Prens Sabahattin, Ahmet Rıza modelleri kazısındaki bunun sahadaki politik tezahürlerini, bunlar eleştirilebilir. Ama netice itibariyle doğrudur. Yani şeydir, gerek Mustafa Kemal Paşa olsun, gerek işte ya Gazi Paşa, gerek İsmet Paşa, gerek Fevzi Paşa. Fevzi Paşa milli mücadeleye katılıyor. Harbiye Nezareti Müsteşarı. Yani İstanbul Hükümeti'nde Harbiye Nezareti Müsteşarı. Sonra o da geçiyor Ankara'ya. Yani İstanbul'dan da hala İstanbul Hükümeti'nde görev yapmış önemli bir takım generaller bir süre sonra şeye katılacaklardır. Özellikle İstanbul'un işgalinden sonra Ankara'da açılan 23 Nisan 1920 Meclisi'nden sonra geçişi olacaktır. Dolayısıyla bunu bizim yani siyasi tarihimizi bizim çok böyle dilimleyerek, kategorize ederek ve kutuplaştırarak okuma merakı bu milletin esasında bir şekilde hemhal olmasına, bir sentez yaratmasına da mani oluyor. Yani bu konu çok daha uzun tartışılacak. Birkaç dakikaya sığmayacak bu konu. Yani esasında ben her zaman şunu söylerim. Enver Paşa da bizimdir. Sarı Paşa da, yani Mustafa Kemal. Sarı Paşa da bizimdir. İkinci Abdülhamit de bizimdir. Bunlar hepsi bizim tarihimizin örnekleridir yani. Hı hı. Çünkü yani bu Cumhuriyeti kuran kadrolar da kim ne derse desin ikinci Abdülhamit'in açmış olduğu modern tedrisat ve mekteplerden geçmişlerdir. O zamanki Harbiye Mektebi'nde öğrendiği Fransızca ile İsmet Paşa Lozan görüşmelerini götürüyor. Mustafa Kemal gelen ziyaretçiyle Fransızca konuşabiliyor. Bu nasıl bir tedrisattır? 2 senelik Harbiye Mektebi'nde Lozan görüşmelerini anlayabilecek kadar Fransızca öğretebilmek. Savaşta şimdi, Fransızca çalışmış tabii, Mustafa Kemal. Yani Atatürk. Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı? İkisi de değildir. İkisinin ortasında bir yerdedir. Öyle bir şey. Yani niye böyle? Yani kimine göre bakıldığı zaman Ulu Hakan kimi Kızıl Sultan. Yani bütün tarihimizi biz tarihimizi okurken masaya oturduğumuzda cebimize el bombalarını ve bütün silahlarını döşeyerek karşılıklı birbirimize atma ve bunu kutuplaştırma vesilesi olarak görüyoruz.
Böyle bir şey, böyle bir okuma yanlış bir okumadır. Şimdi peki o zaman İstanbul hükümeti tamam basiretsizlik göstermiştir, doğrudur. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir politika izlemiştir, doğrudur. Ama 19. yüzyılın başından itibaren emperyalist ülkelerin Eastern Question dedikleri doğu meselesiyle, yani Osmanlı'nın çözülmesi meselesi konusunda bir araya gelişlerini, yapmış oldukları bütün o çabaları nereye koyacaksınız? İzmir'in Yunanlıların işgalinde İzmir halkı mukavemet ederken İzmir metropoli Hristos'un elindeki haç işaretiyle demir haçla beraber Türklerin üzerine saldırmasını nereye koyacaksınız? Bunları da söyleyeceksiniz o zaman. Ya İzmir Belediye Başkanıysanız bunları da söyleyeceksiniz. Öbür taraftan işte ne bileyim İzmir şey var, Kalafisis var, ünlü papaz, Yunan papazı. Onun Yunan, oradaki İzmir Rumları nasıl galeyhane getirerek Türklerin üzerine Kalafisis'in saldırdığını onu da okuyarak söyleyeceksiniz. Yunanların Anadolu macerası ve bununla ilgili çok sayısız kitap var. Bunları okumak lazım. Sadece tek kaynaktan bütün bunlar söylenmez. Yani İzmir'in kurtuluşu Cumhuriyet'in ayak izleridir. İzmir'in kurtuluşu yeni bir ülkenin sevdasının bir ayak izleridir. Onun bir müjdesidir. Bunu siz sonuna kadar kutlayalım. Hep beraber. Ben de kutladım o gün. Gözlerim doldu. Ama tarihimizi parçalamak vesilesi olmaması lazım. Ben... Tarih bir sürekliliktir. Evet, o doğrudur. Bunların hepsi Osmanlı Paşası'nın esasında. Tuttan alıntıydı bu sözler. Cumhuriyet Osmanlı'dan gelen tabipleri devralmıştır. Onun okullarını devralmıştır. Onun eczacılarını da devralmıştır. Onun maliye bürokratlarını da devralmıştır. Evet. Lozan'a giderken Hasan Saka falan var o zaman. Hatta lakabı Pazaroğlu Hasan falan derler. Sonra başbakan olacaktır. Onlar hep Osmanlı'nın maliye nezaretindeki memurlardır esasında. O memurlarla Lozan'a gidip mücadele vermiştir. Ya bu tartışmayı açacak ne vardı diyorsunuz? Bence hiç gerek yoktur. Anladım. Hayır, bahsedeceksiniz. Yani şeyden de bak. Yani İstanbul hükümeti basiretsizdi, teslimiyetçi politika izledi. Çok başarılı olmadı deyin ama... Azgın, gözü dönmüş emperyalizmin Yunanları nasıl bir Truva atı kullanmak istediğinden de bahsedin. Peki. Nasıl Güngör, sizle bir başlayalım ama kısa bir araya gideceğim. Ara zamanı mı şu anda? 1,5 dakika var. Giriş yapalım. Sonra arada gideyim ben. Buyurun siz. Bir giriş yapabilirsiniz. Tamam, aranın ilk cümlesi. Buyurun. Mithat Hocam'ın hem söylediklerine hem çerçevesine çok canı gönülden katılıyorum. Şunun için belki ben buna şunu ilave edebilirim. Gerçekten de uzun bir konu bu. Yani bunu hakikaten enine boyuna konuşmak lazım. Türkiye'de tarih okumalarının, tarihle ilgili değerlendirmelerin hemen tarihteki hangi tezi savunuyor olursanız olun, efsanelere dayandığı gerçeklerden uzak olduğu gerçeğini bir kere bir altını çizelim. Yani çok tuhaf okumalar var. İşte hocamın hatırlattığı Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı benzetmesinin de ya da Cumhuriyet'in herhangi bir dönemine ilişkin, Osmanlı'nın herhangi bir dönemine ilişkin bu tartışmaların içinden bir türlü çıkamıyoruz. Ve bir de bunu politize etmeye kalkarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı gibi yaptığınız işi gölgede bırakırsınız ve kendiniz tartışılırsınız. Yani buna değdi mi gerçekten? Hani eleştirinin zaten yanlışlığı, tarih bilgisinden yoksunluğu bir kenara, onu bir kenara koyarak söylüyorum. Bu arada benim de eleştirimdir. Bu eleştirilerin tarihsel gerçeklerle ilgisi olduğunu söylemek bir şeydir ama gerçeğin tamamını asla yansıtmamaktadır. Yani adil olalım lütfen. Yani hakikaten adil olalım. Osmanlı eleştirilemez. Tabii ki eleştirilebilir. Ne demek? Sonuna kadar eleştirin. Yapıp ettiği yanlışları eleştirin. Eksikleri eleştirin vesaire. Ama böyle bir hedef tahtasına koymak Türkiye açısından bize ne getirir? İşte bunu getirir. Gördüğünüz gibi söylediğimi tamamlayayım. Süremiz doluyor herhalde reklama kadar. Güzel bir organizasyonu gölgelersiniz. Kendinizi konuşturursunuz. Kendinizi de iyi şeylerle değil toplumu bölen bir yerde konuşturursunuz. Bu toplumu bölmek için daha fazla gayrete ihtiyaç yok. Böyle birkaç tane şuursuzca cümle, ben de Ömer Çelik'in o ifadesine katılıyorum. Toplumu bölmeye ve bu tartışmaları tetiklemeye ne yazık ki yetiyor. Ya bunun da temelinde tarihi doğru konuşamamak var ne yazık ki. Peki Deniz'in de yorumunu alacağım ama öncesinde kısa bir ara. Devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Habertürk yazarı Nasiye Güngör, akademisyen Profesör Doktor Mithat Baydur ile birlikteyiz. Son saat dilimindeyiz. Tunç Soyer'in açıklamaları, ardından başlayan tartışma. 9 Eylül aslında İzmir'in kurtuluşu ve inanılmaz bir kutlama, inanılmaz bir görsellik, bir şölen, hafızalardan silinmeyecek bir kutlamaydı denilebilir tabii.
Ama geride kalan açıklamalar sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmaları sonrasında yaşanan tartışmaydı. Bir nebze ona bakmaya çalıştık. Deniz Değeri'nin de yorumunu alayım. Bugün de Sözcü Gazetesi'nde bu konuyu ele almışsın Deniz yazından. Bu arada şimdi ben çok özür dilerim Deniz. Ha. Bir dakika, hepinizden buyurun, ben özür buyurun, dileyeceğim. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları var. Bugün 2022-23 eğitim öğretim yılı başlıyor. Bakalım bakan ne diyor. Devasa yatırım yapmış olan bir hükümetin okulların ihtiyacını karşılayamaması mümkün müdür? Mümkün değildir. İşte ilk kez bu yapmış olduğumuz bütçe gönderme uygulamasını inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Bununla kalmadık. 4256 okulumuzun büyük onarımını ve güçlendirmesini de tamamladık. Yine temel eğitimde 10.000 okul projesi, yeni okullar, yeni anaokulları, köy yaşam merkezleriyle eğitim öğretime hazırlıklı bir şekilde girmenin büyük mutluluğunu duyuyoruz. Elbette bunların tek başına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilmesi mümkün değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı bu ülkenin evlatlarının tamamı eğitime bu şekilde ücretsiz olarak erişemezdi. Bu imkanlar tüm okullarımıza seferber edilemezdi. Ben bu vesileyle, teşrifleriyle açılışımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 2022 gibi 2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize, annelerimize, babalarımıza, tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlıyor. 19 milyonu aşkın öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen için bugün ders dili başladı. Geçen hafta okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum haftasıydı. Minikler okula gitti. Bir alışma süreciydi. Bugün de tamamen 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını, ders dilini öğrenciler için çaldığını söyleyebiliriz. İstanbul'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim öğretim yılının açılışının başlaması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da hava yağmurlu, onun etkisini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda kürsüye çıkıyor. Öğrencilere hitap edecek. İstanbul'da bu etkinlik 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bu açılışı, bu yılın açılışına da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak ve mesajını verecek. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla da eğitim öğretim yılının İlk günündeki mesajları almış olacağız birazdan. Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz, anneler babalar, eğitim camiamızın değerli mensupları, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize buradan Sancaktepe'den selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bayrak şairimiz, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya
Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya, yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya, binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Evet, bunun gibi yüzlerce muhteşem mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan, inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde. İnşallah işte bu sıralardan, bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran, gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Üzerimde emeği ve hakkı olan kendi öğretmenlerimi de burada bir kez daha hürmetle yad ediyor, vefat edenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Ana sınıflarını neşeyle doldurarak bu sene okulla ilk kez tanışan yavrularımızı ayrıca tebrik ediyor, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Değerli dostlar, bugün rahmetle beraber sizinle birlikte olduk. Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2791'den alıp 11.860'a çıkardık.
Laboratuvar sayımızı 21.800'den 52.870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar, öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik kitap, defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik. Ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'nin de aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanı verdik. Dahası yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Bizden önce %39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün %90'lara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemizle eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha modern, daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos ayından bu yana 1000'den fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. İnşallah çok kısa sürede bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Orta öğretimde 10.000 okul projesiyle tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, fiziki altyapılarını, teknolojik donanımlarını, spor salonlarını, laboratuvarlarını elden geçiriyor, eksiklerini gideriyoruz. Türkçe seferberliğiyle öğrencilerimizin tamamının kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Gününü malayani işlerle geçiren, zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, İlim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin, eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı, evet, sıkı sıkıya
sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil, tam tersine nitelik ve niceliğiyle geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim öğretime bunun için büyük önem veriyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle inşallah Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası bize önümüzdeki büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyonu ve altyapıyı veriyor. Yeter ki hep birlikte buna inanalım, bu doğrultuda çalışalım, mücadele edelim, azim ve sabır gösterelim. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır. Daha hızlı ilerleyecektir. Daha büyük menzillere vasıl olacaktır. Sevgili öğrenciler, sevgili genç kardeşlerim, güzel ülkemizin umudu, yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tabii bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Tam tersine, bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2200 yılı aşan dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle, gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek, tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın, onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken, sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk, sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu dolduramaz.
Vakit en kıymetli sermayenizdir. Onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin sabır gerektirdiğini asla gözden ırak tutmayın. Kendime her zaman örnek aldığım, gittiğim her okulda öğrencilere, evde de torunlarıma sık sık hatırlattığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek istiyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Evet, okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz, şevkinizi kaybetmediğiniz, kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Her birinizin okumaya, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyor. Bunun için eğitim öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz. Eğitimli, donanımlı, inançlı, azimli, çalışkan gençlerimizden aldığımız güçle devletimizi 3 kıta, 7 iklimde söz sahibi yapacak hamlelere girişiyoruz. Sizlerin heyecanı ve gayretinden aldığımız şevkle ülkemizi, bırakınız dünyayı, uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizde aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize ve öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi adeta bir elmas gibi sabırla, özenle işleyen eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının bugün başlaması nedeniyle bir konuşma yaptı. Öğrencilere mesaj verdi. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere, öğrencilere bunu tavsiye etti. Kendi torunlarıma da söylüyorum dedi. Zihni boş, avare gençlik değil, erdem sahibi gençlik istiyoruz mesajıyla beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında konuşmasında verdiği mesajlar, başlıca mesajlar böyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sınıfı da ziyaret edecek. Dolayısıyla öğrencilerle buluşmayı da sürdürecek. Aktaracağız biz gelişmeleri. İzmir'in kurtuluşu, ardından Tunç Soyer'in açıklamalarıyla başlayan tartışmayı sormuştum. Mithat Hoca ve Nasiye Güngör, hani böyle görkemli bir kutlamaya, böyle bir görüntüye bu konuşmanın ne gereği vardı, tartışma buraya niye evrildi dediler. Bu yönde eleştirisel bakışlarını dile getirdiler. Yani yok, hayır, ben yani farklı bir şeyler de söyleyebilirdi. Yani bu böyle bir tarihi bıçakla kesmek gibi. Biraz da hani böyle bütünlüğü sağlayıcı tarzda emperyalist devletlere de bir takım vurgu yaparak bir söylerdi, olabilirdi diye. Öyle o görüntü şey uygun, evet. Daha farklı bir konuşma, evet, olabilirdi, evet, dediniz. Nasıl bir gün gördü, benzer bir mesaj verdi ben aslında. Vermediniz mi? Buyurun. Evet, ben yalnız
Yok yok, estağfurullah. Öyle bir mesaj verdim, doğru da. Daha doğrusu hocamın mesajlarına katıldığımı da söyledim. Reklama 1,5 dakika var dediniz. Sonrasında ama canlı yayın girdi, ben de uzatmadan buyurun, bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu ideolojik tarih okumalarının Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi, bir metindeki konuşmayı nutuktan almanız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyor olmanız, sizi o alıntının çerçevesini doğru anlamıyorsanız haklı filan da kılmaz. Çok üzgünüm ama 12 Eylül günü bu hatırlatmayı da yapmak zorundayım. Türkiye'deki askeri darbe metinlerinde de Gazi Mustafa Kemal'den bolca alıntı vardır. Ama bu onların yaptığı darbeyi hiçbir zaman meşru ve haklı kılmamıştır. Yani o yüzden bu işlere bakarken toplumu bölecek, ayrıştıracak işleri bütünleştirici, birleştirici işler gibi göstermekten de vazgeçelim. Tunç Soyer orada Türkiye'nin bir geçmişinin de olduğunu hatırlasa ve buna dair iki cümle söyleseydi, hem o kutlamayı hem de onun bu söylediği hocam, güzel sözleri. Hocam konuşmanın tamamını dinlediniz mi ya? Konuşmanın tamamına elimden geldiğince baktım dediniz. Gayet güzel anlattı yani... adam. Ben canlı dinledim. Önce emperyalizm alıntı yaptığını işgalden da söyledim. Deniz canlı dinlemiş olmak senin açısından bir avantaj olabilirdi. Ben bu bütünlüğü içinde değerlendirmediğiniz kanısındayım. Hem, her neyse. O hem senin... sen hem Mithat hocam sadece bir cımbızlanmış cümle üzerinden değerlendirme yapıyorsunuz. Orada çok böyle geçmişle gelecek arasında çok düzgün bağlar kurulmuş. Güzel bir şeydi. Anlatılan Osmanlı'nın bir savaştan kendi dışındaki gerekçelerle de yenik çıktığı, yenik sayıldığı, emperyalistlerin Anadolu'yu bölüşmeye başladığını, bir kesim insanların mücadeleye giriştiği ama bir kesim insanların da sarayda emperyalistlerle, İngilizlerle işbirliği yapıp gaflet, delalet ve hıyanet içine girdiğini anlattı. Yani bu yalan mı? Damat Ferit'i biz nereye koyacağız? 100 sene önce İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni nereye koyacağız? Tamam Deniz, şöyle yapalım mı? Sığınanları nereye koyacağız? Şöyle yapalım mı? Bunların hepsinde uzlaşabileceğimiz yerler de var. Ama şunu da unutmayalım. O geçiş süreci, o milli mücadele sürecinde İstanbul Hükümeti'nin yanında yer aldığını düşündüğümüz ama sonradan milli mücadele içinde olan Ankara'da kurulan 23 Nisan 1920'de kurulan, açılan, mecliste yer alan bir sürü insan var. Misak-ı Milli'nin hazırlık sürecine baksak bile o geçişleri, bu söylediğimiz düzeyde keskin ayrımlar olmadığını görürüz. Seni kastederek söylemiyorum ama bu Tunç Soyer'in yaptığı ideolojik bir tarih okumasıdır. Bence, başka bir şey bence, değil. Faydası varsa devam etsin. Kendisi bilir. Vallahi benim onunla ilgili bir derdim yok. Vallahi yani, bence gayet güzel bir konuşmaydı. Çok ben beğenerek de dinledim. İlk defa bir siyasetçinin konuşmasını, yani çok bunu yapmam ama beğendiğimi de ifade ettim. Şöyle bir gerçek var. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı da bu meseleye bir gönderme yaptı. Geçmişinize küfrettirmeyin falan. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Ayasofya'nın minberinden çıkıp Atatürk'e hain diyenler var bu ülkede. Ondan sonra çıkıp bu Gazi Meclis'in başkanlık koltuğunda oturup biz çarpışmadık ki, vuruşmadık ki, kendileri gittiler diyen insanlar yaşıyor bu ülkede. Ne olacak Albay Reşat'ı, Çiğiltepe kahramanını vuruşmadı mı? Ya yarımsa 15 dakika geç aldı diye Çiğiltepe'yi adam canına kıydı. Hasan Tahsin yani İzmir'e çıkan Yunan ordusuna ateş ederken kurşun sıkmadı mı? Bunları görmezden geleceğiz. Kimi görmezden? Ya, Tunç Soyer'in yanlışlarını mı örteceğiz? Hayır, ne yanlışı var Tunç Soyer'in? 100 yıl önce bir şey soracağım. 100 yıl önce Damat Ferit bu ülkeyi yönetmiyor muydu? Deniz, Ali Kemal bu ülkenin İçişleri Bakanı değil miydi? Bunları savunanlar varsa bunları onlara söyleyeceksin. İyi de adam cümlesi nedir? Bak cümlesi nedir? Bunları savunanlar varsa onlara söyleyeceksin. Bir dakika dinle. Adam açık açık diyor ki adam 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler gaflet, delalet ve hıyanet içindeydi. 100 yıl önce bu ülkeyi Damat Feritler yönetiyordu. Ya Atatürk'ü yargıladı adam ya. Atatürk'ü Ahlide Edip'i, Adnan Adıvar'ı idama mahkum etti. Bu adamlar hain değil mi? Bu adamlar delalet içinde değil mi? Yargılamadan yaptı onları üstelik. Tamam. Eksik söylüyorsun. Gitti adam. Yani İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin başında kim vardı? Bir papazın peşine kim takılmıştı? Onlar 100 yıl önce hem ülkeyi yönetiyor hem gaflet, delalet, ihanet içinde olmuyor muydu? Yani Atatürk'ün bakın İngiliz Muhipler Cemiyeti'yle ilgili
Nutuk'ta yazdığı bölüm var. Ben onu aldım, bugün köşeme de taşıdım. Gayet isim isim söylüyor. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığı günle ilgili yazdıkları var. O günkü Anadolu, Osmanlı'nın durumunu, Anadolu'nun durumunu. Açın bakın. Yani Tunç Soyer Osmanlı'yı kötülemiyor ki. Diyor ki 100 yıl önce ülkeyi yönetenler gaflet, delalet, hiyanet içindeydi. 100 yıl önce ülkeyi yöneten sadrazam, damat Ferit, Dahiliye Nazırı Ali Kemal ve ismini işte bir Şeyhülislam, bunların hepsi Kurtuluş Savaşı'na karşı örgütler kurup, isyanlar çıkarıp, Kuvayi Milliye'yi çapulcular sürüsü diye tanımlayıp, Kurtuluş Savaşı yerine mandayı tercih eden insanlardı. 100 yıl önce bu ülkeyi onlar yönetiyordu ve onlara gaflet, delalet ve hiyanet içindeler demek doğrudur. Bak, aynı şeyi yapıyorsun. Kusura bakmasınlar. Aynı şey, aynı şey değil. Adres veriyor. 100 yıl önce diyor. 200 yıl önce demiyor. Kanuni zamanında demiyor. Fatih zamanında demiyor. 100 yıl önce diyor. Hayır, 100 yıl öncesini konuşuyoruz. Ve öncesinde de şunu söylüyor. Yunan ordusu İzmir'e çıktığında diyor. Kuvayi Milliye örgütlendiğinde diyor, emperyalistler diyor Anadolu'yu bölüp... Peki şunu da söyledi mi Deniz? En çok tartışılan da şuydu, 100 yıl sonra da bu savaşı vereceğiz dediğinde. Gerçi o zaman da, bugün de ben şey... Ben aynı zihniyetin hala Türkiye'de olduğunu, yani hiç kimse kusura bakmasın, Kurtuluş Savaşı'nda kurşun atmadık, İzmir kurtulmadı, İstanbul kurtulmadı, Rize kurtulmadı diyen zihniyetin... Hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani o neymiş efendim? Ya insan utanır ya. Bu ülkenin toprakları şehit kaynıyor ya. Çanakkale'de nereye kürek vursanız altından insan çıkıyor. Deniz, yani bu toplumu Afyon'dan İzmir'e kadar bu toplumu %99'unun asla katılmayacağı yanlış, asla katılamayacağı örnekler üzerinden. Ya adam meclis başkanlığı yapmış. Bu yanlış tarih algısını haklı çıkarmaya çalışma. Adam, nasıl yani? Başka nasıl bir yanlış? Şey söylüyoruz Deniz. Nasıl başka yanlış? Bir şey söylüyoruz. Şunu söylüyoruz. Bak, dedim ki sana, Misak-ı Milli metninin hazırlık sürecine bir bak. Yani burada oturup tarih tartışmayacağız ama yani kendini böyle benim tarih tezim budur. Adam onları mı kastediyor? Adam diyor ki ülkeyi 100 yıl önce yönetenler gaflet, delalet ve hiyanet içindeydi. 100 yıl önce ülkeyi damat Ferit yönetiyordu, Ali Kemal yönetiyordu. Onlar da gaflet, delalet, hiyanet içindeydi. Bu kadar açık ve net. Sen Kurtuluş Savaşı mücadelesine karşı örgütler kurup, Kuvayi Milliye'ye savaş açıp, mandacılığı isteyen, mandacı kalsın, mandacılar kalsın, İngilizler yönetsin diyen insanlara gaflet, delalet ve hiyanet içindeydiler demek. Türkiye'de mandacını savunan tamam, kaç insan Deniz var? Anlaşıldı. Tarihte bunlar yaşanmadı mı diyorsun? Nasıl yürüyor? Siz de söyleyin, kapatayım konuyu, değiştireyim. Anladın. Net anlaşıldı. Bunun neresinde hata var? Bunlar yaşanmadı mı diyor Deniz? Yok. Ben bunu bugün bir kere daha anladım. Bu konu şöyle kapatılamaz. Evet, gördüğünüz üzere 100 yıl sonra da birkaç tane istisna, saçma sapan örnek üzerinden kendi insanına savaş açma zihniyetinde olanlar var. Yani ya saçma hiçbir sapan şey söylemiyorum. Değil, hiçbir şey söylemiyorum. Adam Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hain diyor. Adam Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım'da Atatürk'le işi olan benim cenazeme gelmesin diyen adamı ziyarete gidiyor. Cübbesiyle gidiyor. Adam eski meclis başkanı, kurşun atmadık diyor, çarpışmadık, Deniz, dövüşmedik diyor. Sıradan insanlar değil bunlar. Bunlar bu ülkenin yönetim kadrolarında bulunan insanlar. Bu insanlar Deniz, Cumhuriyet fikrini, Atatürk'ü reddeden insanlar. Ben de bu adamlara bir iki kelime laf etmeden Tunç Soyer'i linç etmenin doğru olmadığını zaten düşünüyorum. Ha, istediğin lafı ediyorsun zaten. Et de, senin de hakkın, herkesin de hakkı. Ben de sana diyorum ki ayrıştırıcı bir tarih tezinin, yani aldık damat Ferit üzerinden, aldık İstanbul hükümeti üzerinden yaptığınız toptancı yaklaşımlar toptancı bizi, değil ya, nokta bizi atışı yapıyor. Nokta atışı. 100 yıl önce diyor. 110 tamam. yıl önce demiyor. 180 yıl önce demiyor. 100 yıl önce diyor. Anadolu işgal edildiğinde diyor. Anadolu işgal edildiğinde bu ülkeyi yönetenler gaflet, delalet ve hiyanet içindeydiler diyor. Bu da doğru bir tespittir. Bir kesim Osmanlı subayı silahlarına sarıldı. Türkiye'yi, Anadolu'yu yeniden kurtarmak için savaşmaya başladı.
O tarihte bakın 1920'de... Bir kesim Osmanlı subayı zaten biz de bunu söylüyoruz. Bu insanlar ama adam onlardan bahsetmiyor ki adam ha, 100 yıl önce... Bu insanlar bak gelmediler. Cümle çok açık. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler diyor. Tamam. Kurtuluş Savaşı verenler demiyor. Ya da işte başkalarından bahsetmiyor. Fatih'ten bahsetmiyor. Kanuni'den bahsetmiyor. Hatta Abdülhamit'ten bile bahsetmiyor. Tamam. 100 yıl sonra da böyle arzuları olanlar varsa... Türk milletinin onlarla mücadele gücü vardır. O Tunç Soyer'e falan da kalmaz. Doğru, yani milletine ben de karşı böyle bir tavır almak da 3-5 tane saçma sapan yaklaşım üzerinden asla kabul edilemez. Böyle bir ayrıştırıcı zihniyetin geldiği noktada işte budur bizim yaptığımız tartışmadır. Başka da bir şey değildir yani. Evet. Ya aslında yani aynı şeyi söylüyoruz fakat şöyle bir şey var. Yani bir bazı ayrıntıları gözden kaçırmamanın altını çizdim ben. Yoksa tabii ki farklı düşünmüyoruz. Ama şimdi mesela İstanbul'da 23 Mayıs 1919'da büyük bir Sultanahmet mitingi oldu. İstanbul'un nüfusunu düşünseniz o zaman. Yani 700 bin, 750 bin, 200 bin kişi toplanıyor. Mehmet Emin Yurdakullar konuşuyor. Meşhur Halide Edip Adıvarlar konuşuyor. Şükrü ve Nihal aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Onlar konuşuyor falan. Müthiş bir heyecan, kalabalık. Ve 700 yıllık bu ruh, bu minarelerden göğe çıkmış, bu ruhtan, bu minarelerden işgal altında olan bir ülke görüyoruz falan deyince daha ziyade geleneksel değerlerle bezenmiş o kalabalık da esasında bu işgali kabul etmiyor. Yani biraz ben biraz daha böyle tarihe böyle daha toptancı değil de bütün varyantlarıyla birlikte okumanın gerektiğini düşünüyorum. Yoksa aynı şeyi düşünüyoruz. İdam cezalarının yani, da verildiği dönemlerde. Aynı şeyi düşünüyoruz. Tabii ki tek kurşun atılmadı diyen bir insanla bizim konuşacak bir şeyimiz olabilir mi ya? Ya Sakarya Savaşı'nda 8000 küsur tane şehit verildikten sonra bu ülke ortadaki firarlarla Sakarya Savaşı ile Dumlupınar Savaşı büyük taarruz arasında bir sene içerisinde geçen gün programda da yaptık onu. Yeniden bir ordu kuruyor. O Ahır Dağları'ndan gece süvari birliğini Mustafa Kemal büyük bir risk alarak Yakup Şevki Paşa'ya karşı çıkarak yürüttüğünde sabaha karşı Fevzi Çakmak'ta alay alay tümen tümen dolaşıp Kur'an okuyor başarılı olsun diye. Ya bu ülkede her şey var. Yani inanç da var, iman da var, teknoloji de var, cesaret de var. Gazi gibi büyük bir lider de var. Bu Hasan İzzettin Dinamo'nun deyişiyle bu kutsal bir isyandır esasında. Kutsal isyandır. Ama İstanbul'da basiretsiz yönetme tabii ki var. Ali Kemal var. İşte en sonunda biliyorsunuz linç ediliyor sakallı Nurettin Paşa'yla. Damat Ferit var. Kuvayi İnzibatiyesi var. Yani Kuvayi Milliye'ye karşı ordu tanzim ediyorlar. Hiç aksaklığı söylemeyelim, yapılanları söylemeyelim diyor. Daha Samsun'a çıkarken İşli Kuvayi Dahiliye'nin aynı Dahiliye Nazırı'nın Ali Kemal'inde Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey var. Harbiye'nin müsteşarı Kibar Naci Paşa derler. Naci İldeniz var. Mustafa Kemal'in çıkması için büyük çaba gösteriyorlar. Oradan geçen Fevzi Paşa var. Yani bir taraftan Ali Rıza Paşa kabinesi var. Tevfik Paşa kabinesi var. Lozan'a gidiyor İstanbul hükümetinin. Buranın gerçek temsilcisi Ankara'dır. Yerimi ona bırakıyorum diyen Tevfik Paşa. Bunları da söylemek lazım. Hocam, yani topta hainler tabii ki var. Yani Soyer'in söylediği var ama herkesi de hain kategorisine onu koymamak yapmadı lazım. Diyor Deniz'in de itirazı. Yapmadıysa onu sorun yapmadı. Yok. Tamam yapmadıysa. Ama öyle bir anlam bütünlüğü çıkıyor. Ben satır satır hepsini okumadım açıkçası. Ama öyle bir imaj yaratıyorsa Osmanlı tarihi de bizim ben öyle ama bir ayrım yapmadım deyince bu ekranlarda söyledi onu da aktaralım. Hayır Deniz'in onu kastetmedim demeyeceğim. Cevabını okudum ben. Ben ne söylediysem nutuktan aldığım gibi bir cevap nutuktan vermiş. Alındı. Yani bunu kastetmedim esasında. Öyle bir şey dememiş. Şimdi bu ekranlarda dedi. Sadece nutuktan ilham alması güzel bir şey ama bütün bu tür konuşmalarda da bazı kimseleri rencide etmeyecek tarzı da belki olabilirdi. Yoksa biz bence farklı düşünmüyoruz. Bu düşünce de tabii yani bu başka bir şekilde bir konuşma olabilirdi denilebilir. Bu da eleştirisel bir göz. Ama biz her şeyi farklı tartışıyoruz. Mesela metrobüs kazası oldu Avcılar'da biliyorsunuz hafta sonu. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Korkunç kaza. Hayır söylenen korkunç. Çıkmış. Yok, binlerce yaralı var. Ölü sayısı bilinmiyor. Şoförler bunu bilerek yapıyor diyor. Ha yani. İşte bak bu çok güzel. Milleti böyle konuşmalarla bölüyorsunuz diyorsa Cumhurbaşkanı bunun hakkında da bir soruşturma açılması lazım. Sen milleti niye bölüyorsun ya? Niye bölüyorsun milleti? Niye milleti galeyana getiriyorsun? Hani de milleti galeyana getirmekle ilgili tekrar hani geçenlerde bir sanatçıyla ilgili soruşturma açıldı ya Gülşen'le ilgili. Hı hı. Milleti kin ve nefret tohumları akarak bölüyor ve milletin bir kısmını rencide ve tahkir ederek millet arasındaki kutuplaşma yaratıyor iddiasıyla soruşturma açıldı. Çıkmışsın sen canlı yayında binlerce yaralı var ölü sayısı da bilinmiyor diyorsun.
Çok ölü sayısı. Bu çok ölü sayısı. Öbür tarafta da şoförler bunu bilerek yapıyor diye. Yani tartışma noktamız o kadar, bakış açılarımız farklı ki. Ya orada yaralılar var, hani bir kaza neden olmuş, ne olmuş, yardım edeyim falan yok. Başka bir bilinçle, bilinçaltıyla hareket ediyoruz. Zor bir süreç yani. Kolay değil, tartışmak da zorlaşıyor. Evet, evet. Bilmiyorum doğru. Ne dersiniz nasıl Güngör ama. Bunların hepsi sırtında ideolojik bagajlar taşımanın getirdiği işler. Maalesef. Bir gün bir fırsat olursa bu Misak-ı Milli Metni'nin hazırlık süreci, şunu söylemeye çalışıyoruz ve bunu bir türlü konuşamıyoruz Türkiye'de. Yani aslında Mithat Hocam ilk turda söyledi. Şimdi Türkiye'de 2. Abdülhamit'le ilgili gerçekten ona hayran olan, bütün tarih felsefesini onun yapıp ettikleri üzerine kuran insanlar var. Muhafazakar kesimde yaygın bir tezdir. Bunun tam karşı tezi olan, ona Kızıl Sultan diyenler de var. Abdülhamit dönemini farklı değerlendirenler. Ama bir gerçek var ve hocam onu söyledi. Sadece bunu söylemeye çalışıyoruz. Devletlerin tarihinde zaman zaman kesintiler olabilir. Ama siz bu kesintilere bakıp tarihinizi, geçmişinizi yok sayamazsınız. Bugün altın bir dönem yaşıyoruz. Ondan önce Türkiye bataklıktaydı. Bunu Tunç Soyer söyledi demiyorum. Bu tarih tezinin böyle bir yaklaşımı var. Gayet net, Abdülhamit'in açtığı okullar kendisini deviren süreci başlatmıştır. Cumhuriyeti kuran kadroyu yetiştirmiştir. Yani bunlar tarihte vardır. Ben tarihimle gurur duyuyorum. Bu benim tarihimde hatalar olmadı, yanlışlar olmadı filan anlamına gelmiyor ki. Bakın kraliçeyi, şimdi cenazesini kapı kapı gezdiren insanların kendi tarihlerine nasıl yaklaştığına. Tabii hala ki. kan bağıyla devam eden bir demokrasileri var tırnak içinde. Kan bağı ve demokrasi nasıl yan yana olabiliyor? Onu da ayrıca tartışalım bir gün. Ama biz kendi tarihimiz söz konusu olduğunda 100 yıl öncesinde bir tarih yokmuş gibi düşünüyoruz. Bir kısım insanların da o büyük mücadeleye gölge düşürecek sözlerini kim söylemiş olursa olsun, hangi konumda, hangi makamda olursa olsun şiddetle kınıyorum burada. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok. Ama onları tartışmak mı istiyoruz? Buyurun tartışın. Tarihten tabii, bir takım aslında notlarınız, anekdotlarınız, bilgileriniz var mı? Buyurun konuşun. Ama onu yok saymak kimsenin haddine düşmez. Ya. Öyle bir şey olamaz tabii, aslında. Tabii. Aslında çok uzun bir tartışma konusu. Evet. Ben sevgili Deniz Zeyrek de böyle İstanbul'a geldiğinde böyle bir gün bir yemek yiyelim ve bunu uzun uzun tartışmak isterim. Benim de özel ilgi alanlarımdan biridir. Mesela hocam, şeyi nereye koyacağız? Hocam tarih dersinde nasıl okudun? Hayır, şeyi nasıl okuyacağız mesela şimdi? Hayır, şimdi mesela Abdülhamit mesela şeyler de böyle yani İslamistin şeyi gibi lideri görüyor. Abdülhamit yani Paris revirleri, bilmem Yıldız Sarayı'nda Paris revirlerini seyrediyor ya. Öyle bir şey olabilir mi? Ya biraz önce yani müfredatla ilgili Paris revirlerini seyrediyor. Yıldız Sarayı'nda tiyatrolar seyrediyor falan filan. Kızlarına piyano dersi alıyor. Hatta Ulviye Sultan'ı zannedersen piyano çalarken, kibritlerle oynarken perde tutuşuyor, yangın çıkıp yanıyor. Onun hatırasını Etfel Hastanesi'ni falan filan yaptırıyor yani. Ama mesela şeyi ne koyacağız? Böyle bir şablonlarla yani okuyalım. Şey öğreniyorum şu anda. Hayır, şablonlarla mesela işte Vahdettin Damat'tır. Hepsi doğru tabii. Şimdi oradan mesela sevgili dinleyiciler ayrılışmaya mümkün mü? Ama mesela karakol cemiyetleri var. İstanbul, Anadolu'ya adam kaçırıyorlar. Kara Kemaller, Kara Vasıflar. Yani bunlar İttihatçı, bunlar hepsi. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin temelini kuran, çekirdek yapısını kuranlar zaten İttihat ve Terakki Cemiyeti. Teşkilatı mahsusa karakol cemiyetleri var. Aynı karakol cemiyetleri ama Kara Vasıflar, Kara Kemaller, Mustafa Kemal'i. Ha, Ermeni meselesi 1915'te İngilizler tarafından kara listeye alınmamış. Dolayısıyla sicili temiz, bunu geçici taktik olarak liderliğini görmeye karar veriyorlar. Ve 1926'da suikastle beraber Mustafa Kemal'i yok. Yani Anadolu'yu kurtaranlar 4 sene sonra Mustafa Kemal'i yok etmeye çalışıyorlar. Yani bunları nereye koyacağız o zaman? Değil mi? Bunların hepsini esasını ayrı ayrı tartışmak lazım. Yani bizim cumhuriyetimize ve Atatürk'e kastedenleri o zaman ayrı ayrı kategorilerde sırayla hepsini anlatmak lazım. Onun için bu çok şeydir, ayrıntılı konudur. Yani çok şey bir konudur. Ama ana tema olarak hainler var mıdır? Vardır tabii ki. Ama bence kısa bir konuşmanın konusu değil bu, uzun bir konu. Uzun bir konu bu. Kısa bir konuşmanın konusu böyle olmamalı lazım. Kısa konularda daha ziyade bugün de güncelliğini koruyan Türk-Yunan ilişkilerinde böyle bir her an bir kıvılcımın çıkmasına da atıfta bulunarak esasında emperyalizm alet olan Yunanların ve emperyalist ülkelerin Türkiye'deki, yani o zamanki dönemde Osmanlı İmparatorluğu son dönemindeki Türkiye üzerindeki emelleri üzerinde ve bu emellerin alet ettiği işte Raif Türbüler, İngiliz Mühipler Cemiyeti ve sarayın bir kısmı konulabilir. Evet. Ama sarayın bir kısmı konulabilir. Fakat toptan böyle bir şeyi öyle bir dilimleyerek 1922'ye kadar bütün sadrazamları, bütün şeyleri bir kenara koyup, emirleri başka bir yere koyup, yani Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki ya birinci, hangi birini anlatacağım? Milli şeyde 121. meclis ya daha savaş yürüyor. 121 tane muhalif var.
İkinci grup diyorlar kendilerine. Ahmet Demirel'in bu konuda çok güzel bir kitabı vardır. Birinci mecliste ikinci grup diye. 121 muhalif var. Başımıza diktatör mü olacaksın falan diyenler var. Yani ben de buna Ankara'da mecliste 3 aylık başkomutanlık yasasının itirazında tartışma kavgalar çıkıyor. Peki bunları nereye koyacağız? Ya uzatabilmek için ne kadar çok uğraşıyorlar, evet. Tabii yani bunları hep ayrı ayrı tartışmak lazım. Bir konuşma metninden çıkan günlerce süren tarihin bütün bir tarihi, Osmanlı tarihini, Türkiye Cumhuriyeti tarihini kapsamış. Cumhurbaşkanı da geleceğimizi halkına, tarihine, ekinine bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır dedi. Bu arada delalet diyoruz ya, bir izleyicimiz uyardı. Delalet yol gösterici demektir. Dalalet yoldan çıkmış demek. Dalalet. Ben dalalet demiyorum, delalet diyorum. Düzelteyim o zaman. Yeminden beri yanlış söylemişim. Estağfurullah. Siyasette ne olacak Deniz? Ne göreceğiz? Hangi tartışmalarla başlıyoruz haftaya? Ya ben bu arada Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmasını dinlerken de üzüldüm. Yani şöyle bir ifade kullandı. Koskoca Milli Eğitim Bakanlığı bunları tek başına başaramazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde başardık gibi bir şey söyledi. Yani koca bir teşkilat, öğretmenler, müstahdemler, yani inanılmaz bir şey. Yani bu bakanların her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlama çabası, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, takdirleriyle, himayelerinde vesaire gibi cümleleri konuşmalarına böyle yedirme çabaları tuhaf cümleler ortaya çıkarıyor. Yani en son İbrahim Kalın yangını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla söndürdüklerini açıklamıştı. Şimdi diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına başaramazdı diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı servetiyle mi yaptı bunu? Sayın Cumhurbaşkanı... Ya liderliğine işaret yani, ediyor Deniz ya. Bunu ama, alıp nereye götürüyorsun ki şimdi ya? Ya olur ne mu demek ya? Serveti, olur mu? Servetiyle yapacak ya. Ne demek bu? Ya bir lideri var, Cumhurbaşkanı. Nedir? Kült mü yaratmaya çalışıyorsunuz? Birlikte çalışıyorlar ve onun liderliğine işaret ediyor. Ya niye Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan binlerce öğretmenin... Ya onları yok mu sayıyor Sayın Bakan? Hayır, biz tek başımıza yapamazdık diyor. Ya yok mu sayıyor? Yok sayıyor. Birlikte işte yaptıklarını söylüyor. Hayır, Cumhurbaşkanı onun da buna sayesinde yaptık diyor. Biz yapamazdık, onun sayesinde yaptık diyor. Yani bütçeden yani, kaynak tamam, aktarılması bir takım projelere destek anlamında söylemiştir belki. Ya projelere desteği cebinden mi veriyor? Ya devletin bir işleyişi var. O iş... Ya anlatmayacak mı Deniz? Yani devletin bütçesinden veriliyor diye bir Milli Eğitim Bakanı kendisine anlatmayacak mı? Cumhurbaşkanı bu konudaki katkılarını anlatmayacak mı? Hayır, anlatamıyorum. Ne yapacak, biz yapamazdık diyor. Biz yapamazdık tek başımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı. Tek başımıza. Evet. Bak anahtar ifade orada. Evet. Tek başımıza. Yani. Bunu savunma sanayi içinde söylerim, ben Milli Eğitim'de yani, söylerim. Başarılı yani olduğumuz alanlarda. Anlamıyorum ki o zaman niye orada oturuyorlar? Gitsinler, başkaları gelsin yapsın yani. İlla Cumhurbaşkanı'nın tensipleri, takdirleri, himayeleri mi gerekiyor? Yani devlet, gerçekten bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin böyle garip bir tarafı ortaya çıktı. Her çıkan bakan mutlaka konuşmasında en az 5-6 defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirlerini, tensiplerini, himayelerini, talimatlarını falan anlatıyor. Yani böyle bir, yani okullar açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da şey var. Yani okul, kalabalık sınıf sorununu çözdük diyor. Esenyurt'a bir gidin bakalım çözülmüş mü? Ankara'nın taşra varoşlarına bir gidin. Bakın çözülmüş mü kalabalık sınıflar? Yani öyle bir anlatılıyor ki Milli Eğitim'de şu kadar ya Deniz, bu söylediğim başka bir şey. Bak, hayır. Sorunlar devam etmiyor diyen varsa bunları onlara söyleyebilirsin. Cumhurbaşkanının çizdiği tablo bugün Milli Eğitim'de hiçbir sorun. Ya benim ben ilçede okudum ilkokulu. Bir ilçede benim okuduğum ilkokul yıkıldı ya. Yıkılmış yani, yerin şu anda bir onun yerinde bir okul yok. Ama aynı ilçeye işte ya bu okullaşma konusundaki plansızlık da çok şey. Okula gidemiyorlar mı insanlar? Ya köylerde öğrenci kalmadı. Köy okulları neredeyse şey oldu artık. Ya bunları falan ben anlamıyorum ki, kim veriyor bu bilgileri? Kim bilgileri brief ediyor? Yani Deniz Erik, bak Milli Eğitim'le ilgili eleştirilerim vardır. Söyle, ben ona karışamam. Bu başka bir şey. Demin söylediğim bambaşka hangi bir şey. Söyledim? Yani demin söylediğim yani ya bilmiyorum, seni rahatsız etmediyse eğer o konuşma, o senin bileceğin iş ama beni rahatsız etti. Ülkenin Milli Eğitim Bakanı her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlıyorsa o teşkilatta çalışan bir şey söylemedi. Söyledi. Bir daha deneyelim. Tek başıma değil. Ya söyleyelim insan bir daha. Bu konuda
Bir teşkilatı var Milli Eğitim Bakanlığı. Biz yapamazdık dedi. Bir eğitim ordusu var. Milli Eğitim Bakanlığı kendisi var. Bir de buna liderlik eden bir cumhurbaşkanı var. Bunu vurgulamasından daha doğal olan ne var? Öyle vurgulamadı. Liderlik falan diye vurgulamadı. Bir aç bir daha konuşmayı dinle. Sen dinle. Cumhurbaşkanının serbestiyle mi yaptık dedi mesela. Sen söyledin bu ifadeyi de. Orada var mı öyle bir ifade? Hayır bu zaten benim sorum bu. Deniz diyor ki zaten yani eğitime pay ayrılacak yani diyor. Bir, niye bunu vurguluyorsunuz öyle bir, diyor. Ama evet, evet. Yani öyle bir, normalinden daha yani, üstünde bir şey bütçe ayrılmış anladığım sanki, kadarıyla. Çünkü okulların bunlar, hiçbirinde kaynak sorunu yok sahip, dedi bakan. Ya Cumhurbaşkanı diyor ki bak ben yatılı okudum. Tamam. Bizim ortaokul birden itibaren kitaplarımızda, kıyafetlerimizde, çoraplarımızda, fanilelerimizde her şeyimiz önümüze konuldu. Hı hı. Üstüne bir de harçlık verildi. Ne kadarını kapsıyordu Deniz bu toplumu? Türkiye'de çok fazla devlet parasız yatılı okulu var. Şu anda biz bir şu anda çağrı yapsam o okullarda okuyan binlerce insan bize mesaj tamam, atar. Tamam Deniz. Şimdi bunları bak biraz önce diyorsunuz ki geçmişimizi şey yapmayalım. Öyle bir konuştu ki Tayyip Erdoğan sanki kendilerinden önce eğitim yoktu. Ya bugün o günün eğitimi bence bugünün eğitiminden çok daha nitelikliydi. Anladım. O gün fırsat eşitliği bugünkünden çok daha güçlüydü. Bugün özel okullarda okuyan çocuklar taşrada okuyan çocuklardan çok daha avantajlı bir şekilde sınavlara katılıyorlar ve daha ön sıralarda yer alıyorlar. Bu fırsat eşitliği bozulmuş. Türkiye'de eğitim gerçekten bak kendisi diyor Sayın Cumhurbaşkanı 4 tane şeyimiz vardı ayağımız. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet. Ya bunların hangisinde şu anda sonuç olarak ben, sağlıkta muhteşem şeyler yapıldı. Bugün aynı mı? Herhangi bir devlet hastanesine gidin bakın sıra alabiliyor musunuz? O kalabalıklar nasıl ortaya çıktı vesaire. Bu yani adalet diyor. Ya bugün adliye binalarına girip çıkanlar adalet duygusuyla mı çıkıyor? Peki. Ya bu gerçekten başta da söylediğim gibi yani öyle bir algı yaratılmaya çalışıyor ki sanki biz bu ülkede yaşamıyoruz. Sanki biz evet. Bu ülkede eğitim yani şeyde kırtasiyelerde diyor biz 10-15 gün sıra bekliyorduk. Sen yaşamamış olabilirsin Deniz. Yani, biz bunu yaşadık şimdi ama. Şimdi git kırtasiyelerin kapısında ben bunu nasıl alacağım? Bu fiyatlara bunu 2000 liraya yakın tutuyor bir çocuğun okul masrafları. Ben bunu nasıl alacağım diye kara kara düşünüyorlar. Çocukların okullarına gittiklerinde masalarına devletin koyduğu kitapları ve yardımcı kitapları anlattı Cumhurbaşkanı. Yapıp ettiği bir şey anlatmasın mı? Geçmişte de yapılıyordu. Mesela sen ne tavsiye ediyorsun bu konuda? Yani yaptıklarını anlatmasınlar. Hayır geçmişi bak hem kendiniz söylüyorsunuz hem Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Kendilerinden önce yokmuş gibi konuşuyor. Yani bu ülkede yani bak o uygulamaya mahsusen söylüyorum. O uygulama bitti. Cumhurbaşkanından önce yoktu. Doğru. Süren bitti. Ne dediğinizi net anladım. Yoktu. Eğitim sistemi eşitlik yoksa vesaire daha iyi şartlarıyla vardı diyor. Eğitim sorunlarını tartışabiliriz. Burada konuştuk hocam, da eleştirdik de yani eleştirebildik. Bizi tamam. Millet yapan şeyler vardı. Yani hocam, bir tanesi okuldu tamam mı? Yani hızlı hemen söyleyeyim okuldu. Yani zengini de yoksunu da kapıcı çocuğu da iş adamı da beraber okurdu. Eşitlik. Bu bir eşitlikti. Bu bozuldu şimdi parası olan başka bir okula gidiyor. Bir tanesi hastaneydi. Hastanede yan yana yatardın. Zengini de yoksunu da yan yana yatardı. Bu milleti aynı milletin bir elemanı olmaktan bizi mutlu ederdi. Ya da bir iç rahatlığı verirdi. Hocam o hastanelerde şimdi, ben tekrar yatmak istemiyorum. Biri. Allah korusun hocam. Bir dakika çok az süre kalmış. Ben tamam. Biri askerlikti. Askerliğe tamam. Gidiyor şimdi hala birileri. Birileri gidiyor para veriyor. Dökontunu gösteriyor. Askerlik çünkü mesela dökont götürüyor adam. Askerliğini yaptın diye. Askerliği yapmıştır diye veriliyor. İkincisi ise son şeyi söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanı'nın tabii ki talimatı olabilir. Ama bunu çok abarttılar. Yani abartıldı şimdi. Yani şimdi diyor İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı tensip ve tavasutlarıyla yangını söndürmeye geldik. Ya İstanbul'da çıkıyor yangın. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye. Büyükşehir Belediye Başkanı yani Ekrem İmamoğlu'ndan mı talimat verdi git söndür diye. Vermeseydi İmamoğlu söndürmeyecek miydi? İtfaiye müdürü söylemeyecek miydi? Yangın sönmeyecek miydi diyorsun. Yani olmayacak mı? Bodrum'da oldu geçen sene. Marmaris'te falan oldu. Dışişleri Bakanı hiç gözümün önünden gitmiyor. Tarım Orman Bakanı, solunda Dışişleri Bakanı, onun sağında tekrar İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı talimatı yangını söndürmeye geldik diyor. Yani unutsaydı talimat vermeyi seyredecek miydik yangını? Ya bunu abartmaya gerek yok artık. Herkes görevini yapsın lütfen ya. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma da. Kısa bir ara ardından toparlayacağız. Tamamlıyoruz bugünü para gündem cephesinde. Söz Serap Belet'te olacak gün ortasında tüm gelişmelerde Habertürk ekranlarında. Yarın sabah görüşelim yok umuduyla. Hoşçakalın.